Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Şubat 2022 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz 7.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalışacağız Ali abiyle birlikte. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları dün itibariyle başladı. 2 karşılaşma vardı. Toplamda tabii iki karşılaşmada 6 gol izledi futbol severler. Tabii ağırlık Paris Saint Germain Real Madrid maçındaydı muhtemelen. Diğer karşılaşma Sporting'de Manchester City arasında daha tek taraflı geçmesi bekleniyordu. Ama daha çok gol olan taraf elbette diğer maç oldu. Ama önceliği Paris Saint Germain Real Madrid maçına verelim. Ben de dün işte espriyle karışık konuşuyorduk. Maçın başlangıç saati 23 Türkiye saatiyle. Oldukça geç bir saat. Ben de ilk yarısını karşılaşmanın takip ettim. İlk yarıda çok hani olay bir durum olması halinde ikinci yarı izleyeceğimi söylemiştim. İlk yarı öyle çok olay bir ilk yarı olmadı. Aslında hani kendi standartları içinde enteresan bir ilk yarıydı. Real Madrid bayağı bir kapandı. İleride top tutamadı, çıkamadı. Paris Saint Germain bastırdı. İkinci yarıda da anladığım kadarıyla benzer bir senaryo olmuş. Sabah Ali abiyle konuşurken o da aynı şeyi söyledi. Uzun süre 0-0 gidiyor karşılaşma ama 90+4'te Kylian Mbappe yine bir sihir yaratarak golü buluyor ve Paris Saint Germain'e avantajı getiriyor revanş karşılaşması öncesi. Tabii maç içinde bu arada Messi de bir penaltı atışından yararlanamamış. İkinci yarıda penaltı kazanıyor Paris Saint Germain ama Messi de çok iyi bir penaltıcı değil. Gerçi eski bir istatistik paylaşılmış da %75-80 arası bir başarı oranı var Lionel Messi'nin, ki normal ortalama bir başarı oranı kendisinin. Diğer maç beklentiler ölçeğinde herhalde geçti desek yeridir. Manchester City daha ilk yarıdan Sporting'e 4 gol atmayı başardı. Mahrez'le perdeyi açtı. Bernardo Silva, Foden, tekrar Bernardo Silva ve ikinci adı da Raheem Sterling'in golleri. Ki ikinci yarıda da Bernardo Silva'nın sayılmayan da bir golü vardı. Manchester City'ye galibiyeti ve çok büyük oranda da turu getirdi. Artık Etihad'da rövanşta bir sürpriz yaşanması pek kolay gözükmüyor ki Sporting'i biz de yakından takip etmiştik. Beşiktaş'ın grubundaydı. Dortmund'un çıkamadığı yerde Sporting turu geçmeyi başarmıştı ama City karşısında onlar da fazla dayanamadılar. Dün bir de Premier Lig'de önemli bir karşılaşma vardı. Manchester United Brighton'ı konuk etti Old Trafford'da. İlginç de bir an olmuş herhalde. Ronaldo golü attığı dakikada Messi de penaltı kaçırmış. Dün Ajans Spor'da arkadaşlarımız böyle bir tweet atmış. Artık tabii son demleri iki futbolcunun ama hala maçları öyle veya böyle etki edebiliyorlar. Dün Engin Kale güzel bir tweet atmış. Hani sahada 21 oyuncu var ama hani en çok dikkat çekeni ya da tabii şu an tweet'i çok doğru aktaramıyorum sizlere ama Mbappe demiş. Hani Messi'nin olduğu yerde Mbappe dün farkı yaratan, belki de izleyenleri maça bağlayan oyuncu oldu. Benim de izlediğim kısımda Mbappe tabii çok etkiliydi Messi'ye nazaran. Messi'nin basit pas hataları yaptığını dün çok fazla gördüm ilk yarıda. Ronaldo da United tarafında golü attı. 2-0'lık galibiyette de başrolü oynamış oldu. Bugün başka neler konuşacağız programda? Tabii dün PFDK sevkleri oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancan hangi maddelerden sevk edileceği merak ediyordu. 3 farklı maddeden sevk edildi kendisi. Ajans Spor'da da yine arkadaşlarımız kaç maç ya da kaç gün hak mahrumiyeti cezası alabileceğine dair bir haber paylaşmışlar. Detayları yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine gazetelere yansıyan kulüplerimizle ilgili gelişmeleri de değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bir ufak şarkı aramız var mı Hakan, yoksa direkt reklamı gidelim? Şarkı aramız var. Şarkı reklam sonrasında buradayız.
Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.15 saatlerimiz Sabah Spor'una şimdi başlıyoruz gündemdeki gelişmeleri değerlendirerek. Dün Şampiyonlar Ligi geride kaldı. Yalnız Şampiyonlar Ligi'ne geçmeden girişte bahsetmedim ama Ezer'in golü Tuzla Spor'da geceye bence damga vurdu. Tabii Mbappe'nin golü de çok şık. City'de de 5 gol oldu ama Ezer'in Bursa Spor deplasmanında attığı gol sezonun en güzel, en beklenmedik gollerinden biri oldu. Ben tabii maçı takip etmiyordum ama sosyal medya anında düştü gol. Sezonun golü diye yazıldı. Sonra tabii merak edip baktım. 87'de Tuzla Spor'u Bursa Spor deplasmanında 1-0 öne geçiriyor ki maçın hikayesi de çok ilginç. Tuzla Spor 28'de 10 kişi kalıyor. 67'de 9 kişi kalıyor Bursa Spor deplasmanında. 87'de Eze. Şöyle tarif edeyim izlemeyenler için. Orta sahanın Bursa Spor tarafında sağ taç çizgisinin orada bayağı bir uzak. Kaç metre? 50 metre var mıdır çaprazdan kaleye? Ali abi herhalde vardır. Vardır yani. 40-50 metre. Yani 40'tan fazladır. 45-50 evet, metre. Vardır. Den topla buluşuyor. Bir anda kafasını kaldırıp kaleye bakıyor. Kalecinin hafif önde olduğunu görüp anlık bir karar verdiğini düşünüyorum. Olağanüstü de uygulama var orada. Hani karar vermesi çok güzel ama bunu uygulamak çok zordur. Onu da başarıyor Eze ve takımına çok kritik bir 3 puan kazandırıyor. Dünün hani öne çıkan gelişmelerinden biri oldu ki Tuzla Spor'da playoff'un şu anda uzağında 9 puanlık bir fark var 6. İstanbul Spor'da ama maçları da eksik diğer takımlara göre iddialarını sürdürme adına önemli bir galibiyet. Bursa Spor için de İşler pek yolunda gitmedi bu karşılaşmada. Büyük bir avantajı kullanamadılar. Kazansalar küme düşme hattından şimdilik çıkacaklardı. Menemen Spor'u ve Kocaeli Spor'u averajda geçmeyi başaracaklardı ama olmadı. Bakalım tabii lig daha uzun orada 19 takım var. 36 maç oynanacak. 13 karşılaşma kaldı. Bakalım buradan toparlayabilecek mi? Yalnız Altınordu orada da bu arada Ali abi. Geçen sene az daha Süper Lig'e çıkacaktı. Şu anda da küme düşme hattında. Yani onlar da uçlarda yaşamayı seviyorlar. Bayağı bir riske attılar. Başkan Süper Lig'e çıkmak istemiyordu. Ama bunu da herhalde hiç beklemiyordu. O da garip tabii başkanın açıklaması. Hani Süper Lig'e çıkmak istememek, bunu dile getirmek zaten çok garip gelmişti o dönem. Ama şimdi işte Süper Lig'e çıkamadın, ligde kaldın, ne oldu? Şimdi küme düşme hattına geldin. Süper Lig'e çıksa fena mı olurdu? En kötü düşerdi ilk senesinde. Ama birinci ligden de düşme korkusu yaşamazdı. Onu da paylaşmış olalım. Ve geçelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde dün sen maçları, yani maçı daha doğrusu tabii iki maç aynı andaydı. Herkes neredeyse Paris Saint Germain Real Madrid karşılaşmasını takip etmişti. Sen de 90 dakika izledin ama sanki iki denk takımın mücadelesi değil de bir favori takımda bir böyle sürpriz kovalayan, hani Sporting ayarında bir takımın karşılaşması gibi oldu ilk yarı. İkinci yarıda anladığım kadarıyla istatistiklere baktığımda benzer şekilde gelişmiş. Real Madrid geride kapanan, pek fazla çıkmayan, çıkmaya çalışsa çıkamayan ve Paris Saint Germain'in de rakip yarı sahada oynadığı, pozisyonlara girdiği, zorladığı ama bir türlü o kilidi açamadığı bir karşılaşma. Ancak 90+4'te Mbappe o kilidi açmayı başarmış. O açıdan çok İlginç de bir karşılaşma. Realden böyle kötü, silik bir performans açıkçası herhalde kimse beklemiyordu. Yani aslında Real Madrid kendi maç önü planını maçın büyük bölümünde sahaya yansıtmayı başardı. Bence onu söylemek lazım. Çünkü Real Madrid Paris Saint Germain'in işte çok etkili 3-4 hücum oyuncusuna, çok etkili orta saha oyuncularına alan ve zaman vermeden geride beklemeyi ve mümkünse kontraya çıkmayı planladı. Bunu da bakıyorsun maçın büyük bölümünde gerçekleştirmişler ama ne eksikti? İşin hücum tarafı çok çok eksikti Real Madrid'de. Orada
İşte durumu belli olmayan bir Benzema'nın 11'de sahaya çıkması. Zaten Benzema'nın 3 aşağı 5 yukarı biraz daha kendi standartının altında olması beklenebilirdi. Çünkü adamın zaten oynaması şüpheliydi. Ama bence Vinicius'la Asensio'da beklentilerin çok altında kaldı. Özellikle ben Asensio'nun neden o kadar fazla oyunda kaldığını ve Ancelotti'nin neden onu değiştirmekten biraz çekindiğini merak ettim. Çünkü bir ara Real Madrid'de hani Vinicius'un gene çok yüksek süreti var. Dolayısıyla Benzema biraz daha böyle merkeze gelip onu kaçırma ihtimali var ama Asensio'da dün gününde olmayınca hücum tarafı Real Madrid'in işte senin dediğin gibi topu tutmakta, ileride çoğalmakta, çoğaldığı anda orada kalmayı sürdürmekte oldukça zorlandı. O yüzden de tabii Paris Saint-Germain çok ağırlıklı olan bir karşılaşma izledik. Şöyle bir baktım, bir ara maçta istatistikler vardı. Real Madrid'in 2 gol girişimi vardı. Toplamda 3 gol girişimiyle tamamlamışlar karşılaşmayı. İsabet yok. İsabet yok. 5 orta yapabilmişler. Evet, bir tane Toni Kroos'un uzaktan bir şutu var. Üstten avuta çıktı. Çok uzak gitmedi kaleye. Onun dışında böyle Real Madrid'in hatırlayabileceğimiz bir gol girişimi ya da şutu yoktu. Sabah istatistiğini paylaştım seninle. Donnarumma topla sadece 14 kez buluşabilmiş koskoca karşılaşmada. Bence çok az. Hani diğer saha içindeki futbolcuya baktığımda minimum 59 görüyorum Paris Saint-Germain adına. Courtois'u da söyleyeyim, Real Madrid kalecisi, o da 45 kez topa dokunmuş. Yani 3 kat fark var. Evet, 3 kat fark var. Hiç gitmedi çünkü Donnarumma'yı uzun süre göremedik maçın ilk yarısında da. Doğru, Donnarumma da hakikaten kariyerinin, hani Real Madrid'le oynasa da, en rahat maçlarından birini çıkardı. Paris Saint-Germain'in tabii Real Madrid'i çözüp çözemeyeceği benim merakımı uyandırdı açıkçası. Şimdi ilk yarı bitti. İkinci yarıda da senaryonun çok farklı olmayacağını tahmin ettim. Hatta ikinci yarıya otururken şöyle dedim. Kendime dedim, 60. dakika kadar süre veriyorum. 60. dakikaya kadar da bu şekilde giderse ne yapayım dedim, uyurum. Zaten saat de geç oldu. Öyle bir düşünceyle başladım maçın ikinci yarısına. Ama tam 60'da penaltı oldu. 59-60'da penaltı oldu. Penaltıda kaçınca ondan sonra daha da çok merak etmeye başladım. Acaba Paris Saint-Germain bu savunmayı çözebilecek mi? Bir de bu tarz mücadelelerde zaman zaman şunu da görürüz ya, hani takım çok iyi savunur, bir takım tehlikeleri savuşturur, ondan sonra bir tane de araya sıkıştırır, maçı kazanır. Bahsettiğimiz takım da Real Madrid. Acaba öyle bir şey olacak mı diye de merak ettim. Neticede 90 dakikayı ummadığım bir şekilde ben de tamamladım ama ben karşılaşmadan keyif aldım. Hani çok tek taraflı gözükse de oyuncuların kalitesi, işte baktım, dün de yine merak ettiğim konulardan biriydi. Paris Saint-Germain %92 pas isabetiyle maçı tamamlamış. Oldukça yüksek bir isabet bu. Bunun yanında dün Ömer Ündül de maçta ikinci yarıda bahsetti. Şimdi böylesine iyi kapanan takımlar karşısında bir merkez sabit santraforun olmaması takımlar hakikaten zorluyor. Bir istatistik var. Merkez santrfor deyince bence onda da bağlantılı olabilir ya da Paris Saint-Germain'in oyun anlayışını göstermesi açısından. Mesela hava topu başarı oranı Paris Saint-Germain'in %0, Real Madrid'in %100. Maç hiç hava topu kazanamadan geçirmiş. Belki yani 17 ortası var bu arada Paris Saint-Germain'in, bir isabeti var. O da tahminen ayağa yapılan yani, bir topu ortada. Topu da mümkün olduğu kadar zaten havalandırmamaya, orta yapmamaya çalışıyorlar. Mesela 17 orta dediğin zaman ben şöyle bir anda şaşırdım. Hani hangi ara 17 orta yaptılar onu bile şey yapamadım açıkçası, anlayamadım. Ama bir isabet bulabilmiş. Real Madrid 5 ortada, onlar da bir isabet bulabilmiş. Neticede Mbappe, Messi, Di Maria çok hareketli oyuncular. Bu arada orta sahadaki mücadele de çok güzeldi. Yani bir tarafta Danilo var, Verratti var, işte Paredes var. Paredes dün çok gününde olmasa da Danilo bayağı iyiydi Verratti ile beraber. Diğer tarafta Casemiro, Kroos var, Modric var. Wijnaldum'u almadı mesela. Çok renksiz bir orta sahaydı bence Paris Saint-Germain'inki. Yani Paredes'te ama Danilo'yu aynı anda koymak, o da anladığım kadarıyla benim hissettiğim Danilo'yu biraz sağ orta saha gibi kullanıp Vinicius'un böyle çıkışlarına da bir yardımcı olsun için diye oynattı ama
bilmiyorum, bu kadar kapanan bir takıma karşı daha cesur olabilirdi Pochettino. Yani diğer tarafta işte Courtois, Militao, Alaba, Casemiro, yani onlar da kemik gibi bir dörtlü, orası da acayip. Yani Militao öyle, Casemiro dün gün öyle. Yani Casemiro ile Verratti'nin orta sahayı ele alma mücadelesi 2. Dünya Savaşı'ndaki çarpışmalar gibiydi. Yani o kadar iyi orta saha oyuncuları. Yalnız Casemiro'ya notunu kırdım. 37'de kendi bir sarı kart gördü. Sonra 40'da Verratti'nin gördüğü sarı kartta hiçbir müdahale yok. Evet. Bilmiyorum, dikkat ettim. Yani, Süper Lig'de görmeye alıştığımız Casemiro, hakem de yedi bunu. Aynen, Casemiro onları yapıyor. Hiçbir şey aynen. yok yani. Bu Casemiro kadar, onları yapıyor. Yani dünkü bu arada maç izleyince bizim hani hafta sonu oynanan karşılaşmalar bayağı iyi kaldı bu arada bence. Niye ya? Başka kaç yani, tane pozisyon vardı öyle? Tamam, hayır, sadece o pozisyon üzerinde demiyorum. Ha. Bu maçın temposu, yani tek taraflı oldu, çok tempo yükselmedi ya Real Madrid yüzünden. Şimdi bir Adana Demirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor, Konyaspor maçlarından ben bu hafta çok daha fazla keyif aldım. Ya ama evet, kötü, yani kötü de giden bir 0-0 bir maç değildi. Bak, kıyasım o iki maç. Anladım, ona göre kıyasla. Hani... İşte her zaman da olmuyor öyle. Yani. Ben dediğim, ben keyif aldım. Hı-hı. Hani bu karşılaşmadan benim bayağı hoşuma gitti. Temposu, o saha içindeki mücadeleler, oyuncuların yüksek kalitesi. Yani çok çok üst düzey denemeler, çok üst düzey savunma müdahaleleri gördüğümüzü düşünüyorum ben. Mesela ikinci yarıda Courtois'un bir kurtarışı vardı. Böyle ayak dibine geldi. Onu da eliyle kurtardı. Kendi hemen sağına doğru yatarak. Zaten Paris Saint Germain'den etkili şutuydu ikinci yarıda gole kadar Mbappé'nin. Ondan sonra penaltıyı aldı. Messi topun başına geçtiği zaman tabii Courtois bayağı şey bir oyuncu, geniş bir oyuncu. Şöyle bir kalede sağ sol yaptı, böyle bir vücudunu büyüttü. Ben içimden dedim ki eyvah, hani Messi yine bu penaltıyı kaçırabilir. Nitekim çok da iyi bir vuruş yapmadı. 133 penaltıdan 30'unu kaçırmış kariyerindeki, evet. 133 penaltıdan. Ama orada 30. işte yazmış değil mi? Neydi? Çetin Yılmaz mıydı arkadaşımızın adı? Çetin Cem Yılmaz. Çetin Cem Yılmaz yazmış. Hani penaltı ortalaması standartıymış. Yani Messi senin dediğin gibi ne öyle çok kötü bir penaltıcı ne de çok iyi bir penaltıcı. %77.4 şu an gole çevirme oranı. Aşağı yukarı zaten penaltılarda bu civarda gole aynen. çevriliyormuş. XG zaten 0.79 yazıyor şu an. Ha işte ondan bile kötü, hatta ortalamadan bile kötü o zaman Lionel Messi. Evet, ama çok ufak yani farklar. Yani Messi ne çok iyi bir penaltıcı ne çok kötü bir penaltıcı kariyerinde, ama Messi olunca kaçırdığı zaman tabii olay oluyor. İşte penaltıyı kaçırması, ondan sonra Neymar'ın oyuna girişi, biraz daha Paris Saint Germain'in zorlamaya çalışması. Ben genel olarak bayağı keyif aldım mücadeleden. Son anda işte Mbappé'nin yine sol taraftan giriş, oradaki kişinin içinden çıkıp uzak köşe plasesi, orada artık çok fazla kimsenin yapabileceği bir şey yok, orada bireysel yetenek. Sen dedin hani bu karşılaşmada ben izlerken izlediğim bölümde ön plana çıktı. Bunda büyük ihtimalle tabii Paris Saint Germain'den ayrılıp Real Madrid'e gidiyor olmasının da ekstra bir motivasyonu var. Dün de maçtan sonra ben Paris Saint Germain için her şeyimi vereceğimi söylemiştim. Hı hı. İlkini burada gösterdim. İkincisini de deplasmanda göstereceğim demiş. Onun da özel motivasyonla oynadığını unutmamak lazım. Zaten mantıklı olan da şu değil mi? Hani Mbappé'sin. Şimdi bu sezon Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istemezsin bence. Kazanmamış bir takıma gitmek, bence kazanmış bir takıma gitmekten daha kolay, daha güzel. Çünkü onu, yani sen geliyorsun, Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor, düşünsene. Hı. Ama sen gelmeden kazansa, hani Mbappé'yi almışsın, tamam güzel, ama çok zor bir görev olurdu bence onun adına. O da o yüzden bence elemek isteyecektir. Hani bu şey değil. Ligde mesela rakibine gidersin. Rakibini Şampiyonlar Ligi'nde ne dersin? Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacaksındır gibi bir şey değil. Zaten Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne gidecek önümüzdeki sezon. Bu sezonda başarılı olamayı versin diye bence öyle ama bir mantık yürüttüm. Ama iş etiği, bir de zaten, uzun süredir hizmet ettiğin kulübe saygı, onlar da var. Şimdi silik bir görüntü çizse eleştirilirdi. Bak işte Real Madrid'e transfer oluyor, iyi oynamadı diye. Dün en çok isteyen oyuncu sahada açık ara oydu. Messi penaltı kaçırsa da penaltı kaçırdıktan sonra performansının ciddi şekilde yükseldiğini gördük. O biraz onu tetikledi Messi adına. İlk yarıda çok iyi değildi. Özellikle Hakimi'yle olan bağlantısı felaketti. Hakimi'ye bir türlü pas atamadı. Maçın da en çok pas hatası yapan oyuncusu olmuş bu arada. Evet. Lionel Messi açık ara. Onu da söyleyeyim. 14 başarısız, isabetsiz pası var. O açıdan ben kötü buldum ilk yarıda Messi'yi. İşte ikinci yarıda penaltıyı kaçırdıktan sonra biraz bir o da hareketlendi. Messi de biraz oyunun hızına
oyunun sertliğine uyumda sıkıntı görebiliyorsun. Zaman zaman o hani kafasındakini yapmak üzereyken müdahalelerle istediği zamanı bulamıyor Messi. Ben biraz onu fark ettim. Ama hani onu izlemekte, dün hani seninle konuştuk ya, artık son kaç tane Messi izleyeceğiz üst düzeyde. Yarın öbür gün başka bir kulübe giderse zaten orada hani MLS'de falan artık çok fazla izlemene gerek kalmaz Arjantin'de. Ama bu seviyede izlemekte ayrı bir keyif. Neticede bence güzel, çok üst düzey mücadelenin olduğu bir karşılaşmaydı. Paris Saint-Germain istediğini aldı. İki takıma şöyle bir bakınca ikinci karşılaşmada Real Madrid'in gol ihtiyacıyla beraber Paris Saint-Germain'in biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Çünkü Paris Saint-Germain evet çok üst düzey oyunculardan kurulu, ancak kendi ligindeki rekabet eksikliğinden dolayı bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde istediğini yapamayan bir kulüp. İşte kaç senedir Şampiyonlar Ligi'ni arzuluyorlar, ancak ben yine de Pochettino'nun oldukça iyi bir takım yarattığını düşünüyorum. Yani bu takım bu sene de finale kadar giderse, eğer çok büyük hani ne bileyim bir kura şanssızlığı olur, Bayern Mayan gelir erkenden, onu bilemem ama ortada çok iyi bir futbol takımı var. Ama zaten kupayı almak için Bayern'i, City'yi bir turda herhalde yenmek ya da elemek durumunda kalacak. Ama ne kadar geç gelirse hani şimdi. Tabii tek maçta oynamak var. Mesela bu turda şanssızlar yani. Real Madrid'le oynuyorlar. Manchester City Sporting'le oynuyor. Şimdi Sporting'le oynuyorsun. 180 dakikan var. Yani Manchester City 180 dakikanın ilk 30 dakikasında turu bitirdi. Yani o da akıl almaz bir iş. Ama Paris Saint-Germain'de işte grubu ikinci bitirdi değil mi? Ve o yüzden de böyle zorlu bir eşleşme. Şimdi hani kendi etti, kendi buldu. Hani lider olup... Sürülsünler diyorsun. Yok, sürülmesinler de hani lider olup böyle eşleşme olsa anlardım. Ama grubu da ikinci bitirdiler. O yüzden de hani Real Madrid gibi bir takım çıkması da hani normal karşılıyorum ben. Ama şimdi dünkü maçı da gördüm. Hani tabii bireysel yetenek çok fazla ama bir City'nin oyunu, herhalde bir Bayern Münih'in oyunu kadar etkileyici değil şu anda Paris Saint-Germain hala. O seviyede bir mekaniklik yok. Çok net bir şekilde herhalde bunu söyleyebiliriz. Geçen sezon da böyleydi. Bu sezon da farklı değil. Ama ileri uç Paris Saint-Germain'de biraz daha işi akışına, biraz daha doğaçlama bir oyuna bırakıyor. Çünkü yetenekler çok çok üst seviyede. Şimdi ben savunma ve merkez orta sahasını bayağı beğendim Paris Saint-Germain'in. Yani ne olursa olsun Real Madrid gibi bir takıma kontra fırsatı vermediler. Onu da unutmayalım. Hani başka bir takımı bu kadar kapatır, açamaz ayrı bir konu ama vermedikleri, fırsat vermedikleri, şans vermedikleri takım Real Madrid'ti. Evet, Real Madrid'de bazı oyuncuların bireysel performansı düşüktü, az önce söyledim. Ben genelde beğendim Paris Saint-Germain'i. Hani Manchester City seviyesinde mi, değil mi? Yani şampiyon olabilir dedim mi mesela dünkü dedim. Maçı gördüğünde? Dün dedim. O zaman güzel. Mesela rövanşın daha kolay geçeceğini düşünüyorum onlar açısından ben. İspanya'daki rövanşın bu karşılaşmaya göre daha rahat geçebileceğini düşünüyorum. Ama tabii hani şu an elimde öyle bir şey yok. Metre yok, hangisi çok daha iyi, hangisi çok çok iyi takımlar. Orası kesin. Manchester City de şu an bir de üstelik çok formda. Manchester City'nin de öyle bir avantajı var. Bakalım, ikisinin de merkez santroforu yok. Ama Manchester City'de ileri uçtaki oyuncularla Paris Saint-Germain'deki ileri uçtaki oyuncuları kıyasladığın zaman da zaten isim olarak bile arada çok büyük fark oluyor. Ona rağmen işte senin oyun dediğin belki işte otomatik oyun Manchester City tarafında biraz daha fazla. Ancak işte o ileri uçtaki doğaçlama, o üstün yetenekler de dün çoğu alanda bence kendini gösterdi. Çoğu anda kendini gösterdi. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.40 saatlerimiz bugün ve dün tabii Şampiyonlar Ligi günüydü. Öyle açtık biz de programı. Ağırlıklı olarak Paris Saint-Germain Real Madrid karşılaşmasını konuştuk. Dünün tabii gollü geçen karşılaşması Sporting Manchester City
mücadelesi oldu. Her zaman da Manchester derken çok zorlanıyorum. Manchester kelimesi beni zorluyor. Sen Premier Lig'de program yapan biri olarak Manchester derken, ki şu an vurgulu söylemeye çalıştım ama genelde Manchester diye böyle tek de çok kısa çıkıyor benden. Tam hakkıyla veremiyorum Manchester isminin yani ağırlığını, güzelliğini. Benimki nasıl çıkıyor bilmiyorum ama sen söyledikten sonra strese girip benimki de bozulabilir. Yani şu ana kadar düşünmemiştim ben nasıl Manchester diyorum diye. Bazı böyle kelimeler var, bazı takımlar var. İşte Manchester mesela dün, çünkü ben bir de şey yapıyorum ya işte, seslendirme yapıyorum ya takımları ara sıra. Dün işte Manchester'ı yaptım. Üçüncü de falan söyleyebildim. Hoşuma gitmedi söyleyiş tarzım. Daha önce de zorlanıyordum. Ben Mbappe'de zorlanıyorum. Mbappe'de zorlanıyorum. O da bana hiç söylerken hiç içime sinmiyor Mbappe dediğim zaman. Oraya Mbappe diye olmasa mesela, Mbappe olsa daha kolay psikolojik olarak da, hani Mbappe yazsa belki daha kolay olabilir. Mbappe. O da M ile B yan yana gelince de psikolojik olarak zorluyor insanları bence. O da beni zorluyor. Neyse, sağlık olsun. Herkes anlıyor hangi futbolcudan, hangi takımdan bahsettiğimizi. Çok takılma. Yok, ben yani kendim yani böyle konuşurken kötü hissediyorum. Dinliyorsa Hüseyin Özkök takılıyordur şu an. Yoksa ben hiç takılmıyorum. İstediğin gibi söyle Manchester'ı. Manchester normali Manchester. Doğrusu o aslında. Öyle miymiş? Doğru telaffuz o. Ama hiçbir önemi yok benim için. Manchester City yıllardır Ömer Ündül doğru mu söylüyormuş? Mesela vay be. Manchester. Ben hep dalga geçerdim kendisi. Kusura bakmasın. Yok, o zaman. Öyle değil. Biz yanlış söylüyormuşuz. Ne diyecektim? Maçı da bir konuşacaktık. Hı-hı. Ben farklı bir yere çektim konuyu. City 5-0. Bak City demek daha kolay, daha güzel tabii oluyor. Tabii. Leicester deyince artık herkes anlıyor. Evet, hani Leicester City demediğini herkes biliyor. Norwich City falan demeyeceğimize göre. United deyince de Manchester United. O güzel olmuş. City rahat kazandı Ali abi. Maçı tabii çok herhalde bakmamışsındır. Çünkü diğer maçta hep böyle kafa kafaya vallahi gittiği için. İlk yarısının son 2 dakikasına baktım. Ne oluyor? Yani maç bitince. Aynen, ne oluyor dedi orada. 45+3 uzatma verildi. Dün şunu söylemiştik. Hani Sporting iyi takım ama Manchester City farklı bir seviyede. Dolayısıyla hani bu maçı kazanırlar ve 2.5 gol üstüne gider. Hani Sporting gole skora katkı verebilir ama Manchester City tek başına da üst yapabilir demiştik. Hı hı. İddia günün kuponunu paylaşırken. Yani bismillah zaten yarım saatte turu bitirdi adamlar. Aynen. Yani çok fazla orada konuşmaya gerek olacak bir durum yok. İkinci maçı bu turda formaliteye çevirmek onlar açısından tabii bir rahatlama yaratacak. Biraz daha şimdi hani Premier Lig'de işte artık sona doğru geliyoruz. Hala Manchester istediği kadar kopamadı. Yani aslında onlar da rahat, hı hı, ama istedikleri kadar kopamadılar. Sonuçta kovalayan takım da Liverpool. Dolayısıyla onlara büyük böyle bir rahatlama şeyi verdi. Dün güzel espriler vardı. İşte Guardiola'yı böyle sinirlenirken göstermişler. Evet. Dakika 3-0 hani hatalı bir pas verince şimdi şu anki Guardiola diye espriler yapmışlar. Bu arada o gerçek galiba ama. Öyle öyle zaten. Yani öyle, gerçekten öyle bir pas hatası sonrası dellenmiş Guardiola tabiri caizse. Öyle yapıyor. Maçtan sonra da beni yanlış anlamayın ama daha iyisini yapabilirdik demiş. Eğer yanılmıyorsam 50'de mi 5-0 oldu? Tabii o civar. O civar. 50'de 5-0 oluyordu. Bakalım. Bakalım ben de gol dakikalarına. 58'de. 50'de iptal oldu gol. Doğru. Bernardo Silva'nın. Yani 58'de 5-0 oldu. 30 dakika Manchester City hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi yani. 60 dakikada 5-0 yapan takım normal devam etse ne olurdu? Benim açtığım bölümde 4-0'dı maç. Kevin De Bruyne bir pozisyona girdi. Vurdu üstten alta çıktı. Zannedersin ki 0-0'da gol kaçırdı. Yani oyuncuların da arzusu, isteği, oynama iştahı mı derler artık, bayağı üst seviyede. Bu teknik adamdan geçiyor herhalde. Teknik adamdan yani geçiyor, bir de keyif alıyorlar bence artık. Yani şimdi çok iyi oyuncularla oynuyorlar, çok iyi bir takımlar. Hani yaptığın işten keyif almak kadar, hani bir kere sevdikleri işi yapıyorlar, orası kesin. Profesyonel futbolculardan bahsediyoruz ama bu kadar iyi bir takımda, bu kadar üst düzey kaliteyle oynadığın zaman hani işine daha fazla böyle hani şevk eder seni. Bir maça daha çıkayım da şu adamlarla bir maç yapalım diye. Dediğin gibi teknik direktör aşılıyor. Böyle yavaş yavaş bu takımı işleyerek bu hale getirdiler. Mesela hani Real Madrid'de dün çok büyük yıldızlardan kurulu bir takım. Mesela o takımın bu kadar geride kalması da futbolcuları bozmuyor mudur, üzmüyor mudur? Yani biz koskoca Real Madrid'iz. Şampiyonlar Ligi'de en çok kazanan takım. Çok da iyi oyunculardan kuruluyuz. Yani sen işte az önce saydın iki takımı da tek tek. Yani olağanüstü oyuncular var Real Madrid'de de. Öyle belki
Los Galacticos değil eski yıllardaki gibi ama şu anki şartlarda da çok iyi bir takım. Bu kadar fazla savunma yapmak da mesela Manchester City'de bir Guardiola takımında bunu görmeyiz. Bunu bilinçli bir şekilde görmeyiz en azından. Evet. Maç planı bu olmaz Guardiola'nın hiçbir zaman. Hani maç öyle bir noktaya gelir ki çıkamıyordur City. Olabilir. Çok nadir olsa belki olur. Ama Real Madrid maça çıkmadığı zaman çıkamıyor mesela. Evet, hiç çıkamıyor maça çıkmadığı anda. Soyunma odasında çıkamıyor. Kendi aralarından çıkamıyorlar ama maça çıktıkları zaman senin dediğin gibi onu çok yani %1 görüyorsun. Çok çok nadirdir. Çok ekstrem örnekler olması lazım ama dün mesela 90 dakika bu olmaz Guardiola takımlarında. Hadi maçın 10 dakikasında çıkamadın ama Real Madrid gibi maçın neredeyse tamamında çıkmamak, çıkamamak, geride beklemek yani ben onu da çok anlayamıyorum. Geçenlerde Ancelotti ile ilgili haber çıkmıştı. Hani çok memnun değil Real Madrid. Hı. Ben de demiştim ki hani ligde işler iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Niye böyle haberler çıktı? Ama dünkü maçı da görünce o haberlerinde bir gerçeklik payı varmış dedirtti açıkçası bana. Yalnız şimdi şöyle düşün. Hani sen Real Madrid'de çok iyi oyuncular var dedin. Kabul. Casemiro, Toni Kroos, Modric. Senede toplasan kaç gol atıyorlar? Bak şimdi sana o hesabı yapacağım gene. Sen de çok hesap yapıyorsun abi matematik. Ama bak bir düşün. Kaç gol atarlar? Yani onların toplam attığı gol sayısı ligde 5 ila 10 arasındadır. Üçünün toplamı. Yani Toni Kroos, Casemiro çok iyi oyuncular. Modric çok iyi oyuncular. Ama iş gol ve asiste geldiği zaman asist iyidir bence. Hani rakamlar golü çok yüksek de, değil. Ama Ali abi bu üçlü de yıllardır yok, bozulmayan bir üçlü yok, bir daha. Tamam bozulmayan bir üçlü ama o üçlünün önünde kim vardı? Real Madrid uçar kaçarken şimdi bir tarafta Gareth Bale en iyi döneminde. Bir tarafta Ronaldo senede 50 gol tek başına. Ve Karim Benzema vardı. Hı-hı. Şimdi benim anlatmaya çalıştım. Evet o üçlü duruyor. Evet biraz hırpalandılar. Merkez üçlü ama onların önündeki üçlünün şimdi bak dün sana şunu söyledim ben yani Asensio hani yani iyi oyuncu ama hani ne o en iyi dönemindeki Gareth Bale zaten Ronaldo ile kıyaslama bile. Diğer tarafta Vinicius daha yeni yeni hani ama yeni, o da en formda dönemini geçiriyor. Formda dönemi zaten yeni yeni işte bu sezon daha böyle kendini rüştünü ispat etmiş bir oyuncu. Anlatmaya çalıştığım şey o benim. Ama bak Paris Saint-Germain'e. Ya şimdi Paris Saint-Germain'deki yetenek boyutuyla Real Madrid'in üçlüsündeki yetenek boyutu arasında şu an bence anormal fark var. Eskiden yakındı. Hani hep şey derdi MSN karşılaştırıldı değil mi? Hı hı. Hani Neymar, Suarez, Messi işte diğer tarafta Gareth Bale az önce bahsettiğimiz üçlü. Hep onlar karşılaştırıldı. Onlar hep birbirine yakındı. Hep en iyisi MSN gibi gözüküyordu. Ama şimdi hani Paris Saint-Germain ileri üçlüsüyle bence Paris Saint-Germain ileri üçlüsünü kıyaslayamayız. Bir de merkeze döndüğün zaman bak şimdi Paris Saint-Germain'in de merkezine bak. Paredes, Verratti, Danilo. Kaç gol atarlar senede? Aynı aslında hesap. Evet ama hesap işte çok değişmiyor. Yani orada da çok böyle kreatif, çok müthiş müthiş ara pasları veren bir orta saha oyuncusu yok. Hepsi oyunu çok iyi okuyabilen, alanı çok iyi kapatabilen, aynı zamanda rakibe de yakın oynayabilen, temposu yüksek, ayakları düzgün orta saha oyuncuları. Ama iş ceza sahası içerisinde biz senle hep ne söyleriz? Değil mi? Ceza sahası oyuncusunun merkez oyuncusunun ceza sahası içine koşusu, işte zaman zaman asist yapması, zaman zaman gol vuruşu yapması onlarda da az. Bence iki takım arasındaki temel şu anki fark, hani benzetmeye çalıştım. Hı hı. Savunmalardan bağımsız. Merkez orta sahalar benziyor bence ama iş ileri geldiği zaman çok büyük fark var. Ama tüm bunlar Real Madrid'in 90 dakika kendi yarı sahasında beklemesini mantıklı kılar mı? Ben oradayım. Yani yok. Senin dediklerine katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum ama bu kadar da olmamalıdır Real Madrid. İkinci maçın hani ben ikinci maç biraz daha kolay geçer diye söyledim ya sana. Kendi düşüncem tabii. Şimdi ikinci maçta Real Madrid biraz daha tabii doğal olarak baskılı oynayacak değil mi? Şimdi bak bakalım o zaman Paris Saint-Germain kendi aralığındayken Real Madrid gibi çıkabilecek mi çıkamayacak mı? Ben diyorum ki çok rahat çıkacaklar bu oyuncu grubuyla, bu yetenekler. Ama Real Madrid'deki yetenekle bence onu istediğin seviyede yapamıyorsun işte. Bir de rakibin de canavar gibi stoperleri, canavar gibi kanat oyuncuları, canavar gibi merkez orta saha oyuncuları varken sana o fırsatı vermiyorlar. Ama sen Paris Saint-Germain olarak İspanya'da geride beklerken sen de bekleyeceksin. Bekleyeceksin ama çıkabilecek misin? Onları geri koşturabilecek misin? Bence fazlasıyla yapacaklar bunu.
Evet, City'den girdik aslında konuya. Guardiola'nın maç sonu açıklamasından bahsetti Ali abi. Beni yanlış anlamayın ama daha iyisini yapabilirdik diyor. 5-0, deplasmanda 5-0 kazandığı bir Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından sonra bunu söylüyor. En iyi performansımız bu değildi diye devam etmiş Guardiola. Bazı oyuncularımızın performansı düşüktü. Kolay toplar kaybettik. Sporting'le aramızdaki fark kesinlikle 5-0 değil diyerek, hani Sporting burada övmüş anladığım kadarıyla, tam tersi hani 7-8-0 kazanmalıydıktan ziyade hani onlar da çok iyi takıma getirdiğini ben hissediyorum bu açıklamada. Çeyrek finalde olmamız gereken diğer maçı da kazanmak istiyoruz demiş İspanyol teknik direktör. Guardiola'yı uzun süredir takip ediyoruz. Tabii biz yayıncısı olarak her maç önü onun maçını yayınladığımız zaman açıklamasını veriyoruz. İşte takip etmek durumundayız işimiz gereği. Bütün maç önü ve maç sonu açıklamaları çok tutarlı. Hiçbir zaman rakiple ilgili aşağılayıcı, kötü bir şey söylemez. Çoğu zaman da hani bu %80-%90 diyebilirim. Takımının oyununu yani en üst seviyede övmez. Hep böyle bir ufak bir açık kapı bırakır. Yani daha iyisi olabilirdi. İşte zaman zaman hatalar yaptık. Bu kadar süper bir takım yaratınca belki o da o şekilde devam etmeyi daha uygun görüyor. Çok tutarlı o konularda. Zaten çok fazla basın mensuplarıyla da futbol konuşmayı sevmeyen biri. Hani biri soru sorduğu zaman 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 böyle bir bakışı oluyor Guardiola'nın. Hani sanki küfür etmişler gibi Guardiola'ya. O yüzden kısa net cevaplar. Rakibi şey tutma, gönlünü hoş tutma. Oyuncularını hem övme hem de biraz dikkat etmeleri konusunda uyarma. Hani şöyle söyleyeyim. Guardiola'nın yardımcısı olsam böyle 6 ay sonra falan aynı şeyleri söylersin. Hiç yani Guardiola mı çıkmış, başkası mı çıkmış anlamazsın. Öyle bir durumu var. Son olarak da Ali abi Mbappé'yi konuşalım. Şimdi söyleyebilirsem konuşuruz. Mbappé. Fransız yıldız. Kilian olur mu? Kilian daha güzel. Kilian daha kolay kalıyor. O da Real Madrid'e gidecek büyük ihtimalle. Şimdi sen bahsettiğin ileri ucundan, işte Ronaldo sonrası biraz daha tabii renksiz gözüken bir hücum üçlüsü var Real Madrid'de. Ama Mbappe artık bu saatten sonra ben bir sürpriz beklemiyorum. Evet. Paris Saint Germain'de kalmasını. Real Madrid'e imza atacak belli ki. O da merkezde ve sola yakın oynamayı seviyor. Gerçi bir takımda sağda da kullanıyor Deşan onu ama nasıl konumluyorsun mesela Real Madrid takımının önümüzdeki sezon? Asensio'nun yerine herhalde Benzema ve Vinicius'la birlikte bir hücum üçlüsü oluşturacak Real Madrid. Kağıt üstünde bayağı iyi duruyor. Evet tabii. Çok çok büyük fark yaratacak bir oyuncu hakikaten. Bir de seninle zaman zaman konuşuyoruz. La Liga'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Hani Real Madrid'in o Şampiyonlar Ligi'ni domine ettiği günlere yaklaşabilmesi için kesin lazım. Ancak La Liga'da Messi ve Ronaldo sonrası dönemde oldukça zorlanıyor. Dün enteresan bir istatistik çıktı. Ronaldo Juventus'a transfer olduktan sonra Messi'nin Real Madrid'de oynadığı karşılaşmalarda Real Madrid'e karşı golü yokmuş. Rekabetin aralarında bitmesi demek. Tabii bu işin biraz hani Barcelona'da çünkü kötü gitmeye başladı. Tesadüfi taraf. Hani onu çok fazla takılmadım ama anlatmak istediğimi hemen hemen herkes anladı. Neticede böyle bir oyuncu hem La Liga'ya renk getireceği gibi Barcelona'yı da tetikleyecektir. Hani Barcelona'nın da Mbappe hamlesine karşı Real Madrid'in bir hamle yapması gerekir. Ama Bild gazetesi diyor ki 2023'te çok büyük ihtimalle Real Madrid'e gidecek Erling Haaland'da. Evet, bir de onu söylüyorlar. Hani Mbappe üzeri Haaland, Benzema sonrası tahminen Haaland'ı da alıp o zaman bir rekabette kalmayacak. İşte bu durumda Barcelona ne yapacak? Barcelona kime yönelecek? Aubameyang. Yani ne olur ne biter bilmiyorum ama bence La Liga'nın ihtiyacı var tekrar böyle büyük bir yıldıza. Çok çok şeyi de çözer. Hani Ronaldo şu anda çok eleştiriliyor Manchester United'da. Birçok konu var. Oyuncuların Ronaldo'dan çekindiğini dahi söylüyor. Gencecik oyuncular var. Ronaldo'dan çekindiğini, çok rahat olmadığını. İşte Ronaldo'nun saha içerisinde zaman zaman hani biliyorsun o klasik agresifleşen hali var. Gol kaçırdığı zaman ya da istediği pası alamadığı yine zaman. Yine bir video paylaşıldı. Esport'ta paylaştı. Biz de paylaştık. Sancho'ya kızıyor bir pozisyonda. Aynen. Yani şimdi bir tarafta 21-22 yaşında bir oyuncu. Diğer tarafta artık 37 yaşında bir dünya starı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 4 oyuncusundan bir tanesi. Ama diğer tarafta işte Ronaldo'nun verdiği röportajda genç oyuncularla ilgili söyledikleri. Orada bir şeylik var, huzursuzluk var ama
bakıyorsun yine takımın en çok gol atan oyuncusu Ronaldo. Ve Ronaldo en iyi dönemini Real Madrid'de geçirdi herkesin bildiği gibi ve işte en iyi döneminde sana 50 tane 55 tane senede gol atan bir adam vardı. Şimdi onu çektiğin anda zaten zorlanmaman mümkün değildi. Hani kimi getirsen orada zorlanacaktın. Şimdi yani Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesiyle beraber yani onlar da bir gözü kapalı sezon boyunca herhalde 30 golü ki daha üstünü de rahat rahat yapabilir. Ama 30 golü böyle gözü kapalı birine yazabilecekler. Ama herhalde bir sonraki aşamada şu az önce bahsettiğimiz hani, evet, Casemiro Modric ve Kroos üçlüsünde ilk Modric gider. Onda gerçi bir sene daha oynayacak büyük ihtimalle. Bir sene daha sözleşme uzatacaklar. Oraya da yavaş yavaş Real Madrid bir şeyler düşünecektir. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz. Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım. İlk saati komple Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına ayırdık ki bugün de iki maç oynanacak bu arada. Hadi onu da söyleyeyim. Hadi sizin için onu da söyleyeyim. Hadi geçemedik Şampiyonlar Ligi'ni. 23'te iki karşılaşma. Salzburg, Bayern Münih, Inter, Liverpool. Tabii gecenin karşılaşması Inter, Liverpool burada. Sen hangisini izleyeceksin? Sen Salzburg'u izleyebilirsin diye düşündüm. Evet, Salzburg'u bayağıdır izlemiyorum. Merak ediyorum. 11'de görmem lazım. Berisha 11'de mi? Berisha 11'de izleyeceğim. Salzburg'da. Değil 11'de ise izleyeceğim ki o da seneye büyük ihtimal Dortmund'a gidiyor. Hmm. Bu arada görmüşsündür belki. Fabrizio Romano uzun süredir görüşmeleri yazıyor iki kulüp arasındaki. O maçı da takip edebilirim. Şimdi geçelim ligimize, ligimizin gündemine. Biz ne konuştuk en çok son günlerde? Anadolu Spor Beşiktaş maçını, maçın tabii keyfini konuştuk. Tabii keyfiyle birlikte maç sonu ve Anadolu Spor Başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamalar damga vurdu. Maalesef çok ağır kısımları vardı. Bazı ithamları vardı. Hakemlerle ilgili, teknik direktörlerle ilgili, yöneticilerle ilgili verdi, veriştirdi Murat Sancak. Çok ağır ithamlar vardı açıklamasında. Yani ben maç sonu kısmını işte 3 dakikalık bir açıklama görmüştüm. Ajans Spor'da arkadaşlar paylaşmış. O çok hafif kaldı. Sonrasında çünkü Beyaz TV'ye katılıyor. 20 dakikalık böyle bir yayın. Tabii ki arada konuşmalar var stüdyodakilerle. Üzerine Futbol Plus YouTube kanalına verdiği röportaj. Orada çok daha ağır bir üslup var Murat Sancak'tan. Bugün de Salim'e konuşur. Salim bugün de yok galiba. Yarın konuşur o zaman. Yarın Salim'e konuşabilir. Bundan sonra konuşacak belli ki. Daha fazla göreceğiz Murat Sancak'ı. Çok ağır ifadeleri vardı. Dün de merak edilen konu Murat Sancak hangi maddelerden profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilecek ya da sevk edilecek mi diye konuşuyorduk. Tabii sevk edilecek yani göstermelik de olsa sevk ediliyor kulüp başkanları. 3 farklı maddeden sevk edildiğini söylemek lazım Murat Sancak'ın. Ve bu 3 ayrı maddede bunun karşılığı kural kitabında minimum biz haberini yapmışız. 525 gün hak mahrumiyeti cezası. Yani alt sınırdan bu 3 maddeden sevk edildiği anda en az 525 gün ceza alıyor Başkan Murat Sancak. Para cezası da elbette var. O da minimum 335 bin TL. Maksimumu da 950 binmiş. Cezanın da maksimum 600 gün bu arada. Minimumu 525, maksimumu 600 gün. Olağanüstü tabii sayılar bunlar. Hani bir kulüp başkanı zaten rekor tahminen kendisindeydi 400 küsür günle birincilikteyken. Şimdi Süper Lig'de hani seviyeyi de arttırıyor kendisi. Şimdi 400 küsür gün ceza aldığı dönemde Adana Demirspor birincilikte. Düzen bu düzen, hakemler bu düzen. Ceza almasına rağmen, bu kadar uzun süre ceza almasına rağmen Adana Demirspor Süper Lig'e dönüyor. Ondan sonra teknik adamların dörtte biri FETÖ'cü diyor. Hakemleri FETÖ'cülükle suçluyor. Hı hı. Aynı düzende Murat Sancak'ın takımı ligde Avrupa Savaşı veriyor. Ve
Murat Sancak bundan şimdi şikayet ediyor. Yani uzun süredir Adana Demirspor'un başkanı. Mesela Adana Demirspor'la alakalı olarak da insan aklına şu geliyor. Ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nasıl bu kadar fazla para harcayabiliyor Adana Demirspor? Diğer Anadolu takımları 100 milyon lira, 110 milyon lira, 120 milyon lira transfer limiti varken Adana Demirspor nasıl oluyor? 220 milyon lira transfer limiti oluyor. Şimdi diyecekler ki Adana Demirspor şirket. Peki o şirkete para kaynak nereden aktarılıyor? Şimdi bunlar hep çelişkili, bunlar hep kafamızdaki sorular. Ama ben bu tarz profillerin Türk futboluna müthiş zarar verdiğini düşünenlerdenim. Bu doğru bir başkanlık tarzı değil. Eğer bunları biliyorsa Türk futbolunun selameti için yıllar önce söylemesi gerekirdi. Bir de daha da kötü bir bence davranış. İşte tek tek açıklarım, söylerim. Ya bunu, bu filmi çok gördük. Bu filmi çok gördük. Bir de evet, alacağım cezaya göre dedi. Ha, hani bana şey, çok ceza verirseniz evet, tek tek açıklayacağım diyor. Bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Yani bunu ne yazık ki Burak Elmas da yaptı. Konuşmalar açıklarsam şöyle olur. Yani nerede açıklayabildiniz mi? Açıklayamadınız. Herkes yapıyor bunu Türk futbolunda ve yöneticiler yapıyor ne yazık ki. İşte beni konuşturmayın. Ya o zaman bu futbol piyasası böyleyse işiniz ne? Yani bu kadar kirli olduğunu, bu kadar bozuk olduğunu düşünüyorsanız siz de o düzenin bir parçasısınız. O zaman işiniz ne? Normalde uzaklaşmanız gerekir. Yani burada ortam felaket olacak. Bir sürü şey olacak. Ben ondan sonra diyeceğim ki Radyo Spor'da çalışıyorum. Yani böyle bir dünya olabilir mi? Ki bunu bilmeden de gelmiş olamaz Murat Sancak. Yani işte, İlla ki evet, öncesinde de kulübü satın yani almadan. Dolayısıyla yani Adana Demirspor Beşiktaş maçı oynandı. Çok da güzel bir karşılaşma oldu. Herkes keyif aldı. Ya Murat Sancak resmen rol çaldı. Ve ne yazık ki serzenişleri de doğru değil, haklı değil. Hani Ali Şansalan hakemi beğenirsiniz beğenmezseniz ayrı konu ama maçta büyük bir hatası yoktu. Biraz Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki bunun evet, gibi yani evet, oradaki kopartılan kıyamet öyle Fenerbahçe oldu. Cephesini yaptı. Öyle oldu ne yazık ki. Yani ne yazık ki öyle bir yönetimi yoktu Murat Sancak'ın abarttığı kadar. Yani şimdi Vargas basmadı mı, görmedik mi Gezler'in ayağına? Ona bir şey demiyor zaten. Peki Beşiktaş'ın attığı golde Kaan'a faul var mı? Yok. Birebir aynı pozisyonda. Alakası yok. Alakası yok. Balotelli ikinci sarıdan atılabilir miydi? Atılabilirdi. Evet. Bak bu senin lehine olan bir hata. Çok fazla tolerans gösterdi hakem. Bir de sizin söylediğiniz pozisyon. Gökhan İnler, Necip pozisyonu. Penaltı diyorsunuz. Okey. Olabilir. Birebir hatalar. Birebir. Çünkü offside'ı konuşmaya bile gerek yok. Kural offside yani. Bu arada Bülent Yıldırım da çok güzel Bein Sports'un neden olduğunu açıklıyor. İnternet sitesinde çok güzel şekilde detaylı, net hani tavsiye ediyorum. Evet. Peki bu yangın neden? Ali Şansalan'la ilgili kulağımıza çok kötü şeyler geliyor. Ya bu kadar kolay olmamalı Mert. Ne geliyor arkadaş? Kulağına ne geliyor? Söyle bilelim. Ya da Adana Demirspor yönetim ve başkan bazında Ali Şansalan'la ilgili duyduklarını MHK'ye söyledi mi? Kulüpler Birliği'ne söyledi mi? Bir girişimde bulundu mu? Yani çok bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde savunmasız insanları suçlamak. Çünkü dün biri güzel bir şey söyledi ya yazdı dinleyici ya da dinleyici bağlandı telefonda söyledi. Bağlandı. Ali Şansalan kendini savunamıyor dedi. Evet. Çok güzel bir şey bu. Yani istediğin kadar vur Ali Şansalan'a. Çünkü bir şey diyemiyor. Bir şey diyemiyor. Ali Şansalan hakkında kulağımıza ne geliyor? Ne geliyor arkadaş? Ne oluyor? Ali Şansalan ne yapıyor yani? Dolayısıyla hani ben çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve bu tarz yönetim anlayışının ben hiçbir zaman uzun vadede, orta vadede başarıya ulaştığını görmedim. Sene başında da söylemiştim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Yarın öbür gün Murat Sancak Adana Demirspor yönetiminden ayrılır. Adana Demirspor'da çok büyük borçlarla tekrar büyük düşüşe geçen bir kulüp olur. Böyle bir riski de barındırıyor. Bakın yaptığı transferlere, bakın verdiği rakamlara, bakın oluşturduğu kadroya. Bu riski çok net şekilde görürsünüz. Açın, yazın Google'a 2022 kış transfer dönemi harcama limitleri diye. Bir Anadolu kulüplerine bakın, bir de Adana Demirspor'a bakın. Harcama limitleri arasındaki farklara bakın. O farkın nereden geldiğini düşünün.
O zaman ne demek istediğimi daha net anlarsınız. Nasıl oluyor da 100 milyon lira daha fazla gelir elde edebiliyor Adana Demirspor? Nereden? Aynı şey Rize Spor en bence. Nereden yani? Şey nasıl örneği. Ve, üç örneği Rize. Ve bu insanların da korkuları yok. İstediklerini söyleyebiliyorlar, istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar ve yapıyorlar da. İşte bu da işi tatsız hale getiren bir durum Türk futbol açısından. Yoksa hani işte o maddeden sevk edilmiş 300 gün hak mahrumiyeti cezası almış. Ya 300 gün hak mahrumiyeti cezası alabilir. Hak mahrumiyeti cezası aldığı zaman protokol tribünde oturamayacak. Kulüpte de imza yetkisi olmayacak. Bu kadar. Yani hak mahrumiyeti dediğimiz cezanın kapsamı bu kadar. Etkiliyor mu peki? Herhangi bir başkanın bugüne kadar hak mahrumiyeti cezası aldı diye geride durduğunu gördük mü? Onu da görmedik. Bu noktada Türk futbolunun bu yönetici teröründen, her türlü yönetici teröründen kurtulması ve uzaklaşması lazım. Yani kazandıkları zaman evet insan da tabii hakem de insan, hata yapar. Önemli değil. Bu kadar basit, tek cümleyle bütün her şeyi kapatıyorlar. Kaybettikleri zaman FETÖ'cülükten girip federasyonun istifasına kadar, yani skala o kadar geniş ki, hayal güçleri o kadar geniş ki öyle açıklamalar yapıyorlar ve bunlardan etkilenen ne yazık ki hala çok sayıda da insan var. Bu açıklamalardan etkilenen, yani işte bu açıklamalar üzerinden futbolu okuyan, 25 hafta konuşmayan bir başkan Beşiktaş'la berabere kaldı diye bu açıklamaları yapıyor. Başkan 25 haftadır neredeydin? Yani 25 haftadın bütün düzen bozuk da sen mi üçüncü oldun yani? Bozuk düzen seni nasıl üçüncü yaptı o zaman? Bozuk düzene rağmen. Ya işte bozuk düzene rağmen. Demek ki düzen böyle olmasa Adana Demirspor şampiyon olacak. Gibi. Bu mu yani? Gibi. Tabii çok şey var Ali abi, yani şimdi benim de aklımda sen konuşurken birkaç madde birikti. Birincisi, dedi ya başkan, hani nedir bu dört büyüklerden korkunuz, sürekli kolluyorsunuz. Bu sezon aksine en çok şikayet edenler, belki de haklılık payı olarak da daha normal bir sene bu dönem. Hani dört büyükler aleyhine daha fazla, hani bir hata varsa dört büyükler aleyhine bu sezon daha fazla bence yapıldı. Trabzon'u belki bir kenara ayırabilirim ama diğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için öyle. Mesela ilk maça dön, Beşiktaş Adana Demirspor maçı, sondaki bulduğu gol Adana Demirspor'un iki farklı yerde mesela faul itirazı vardı. Birçok kişiye göre de orada faul vardı Adana Demirspor gol atmadan önce. Şimdi o maçla ilgili herhangi bir problem yok. Adana Demirspor lehine gözüken bir hata vardı. O zaman korumuyordu hakem Beşiktaş'ı. Şimdi mi koruyor şimdi? O dönem öyle hiçbir şey demediniz. Bu dönem sizin aleyhinize olduğunu düşündüğünüz anda işte hakem FETÖ'cü, yok dört büyüklerden korkuyorsunuz. Yok öyle bir şey şu anda. Tamamen bu maçla ilgili algı yapmak adına yapılmış açıklamalar kendisinden. Bir madde daha vardı aklımda söylemek istediğim. Mesela Süper Lig'deki teknik direktörlerin şu anda aktif %25'i 30'u FETÖ'cü dedi. 5 isim var dedi FETÖ'cü. Mesela ligde zaten kaç yabancı teknik direktör var? 20 takım arasında. Hadi 3-4 desek, 16 yerli desek, 4'te biri 4-5. Şimdi bu teknik direktörleri de zan altında bırakıyor burada isimleri. Bunun da bir yaptırımı olması gerek. Hadi hakemleri falan geçtim. Onlar çünkü çok geniş bir kitle. Burada Süper Lig'deki teknik direktörlerin 4'te biri diyor FETÖ'cü diyor mesela. Çok küçük yani orada isimler belli yukarıdan aşağı saydığın anda. İşte Abdullah Avcı, İlhan Palut gidiyor Emre Belözoğlu diye sıralamaya bakıp. Bunlar gerçekten yenilir yutulur cinsten söylemler değil. Bunun eğer bir ortada bilgisi belgesi yoksa bir yaptırım olması gerek. Bu sadece spor işte PFDK'yı da ilgilendiren bir durum değil bu arada. Ya bu iş sporda aşıyor artık. Aynen, FETÖ'cü dediğin anda. Anlatmaya çalıştığım şey de o. Spordan çıkıyor. Terör örgütünden bahsediyoruz. Ve terör örgütünden bahsettiğin zaman sen bunu söylediğin noktada ispat etmen gerekir. Ve bu aslında bir noktada da vatandaşlık görevi oluyor. Hani bırak Adana Demirspor başkanı olmayı, bırak futbolu, bir vatandaşlık görevi oluyor. Peki bunun için bir şey yaptınız mı? İnşallah yapar bundan sonra. Ya bundan sonra işte, ama bu da garip değil mi? Yani bunu biliyorsun sesin çıkmıyor. Maçta hakem kararları sonrasında böyle bir açıklama yapıyorsun. Yani içime sinmeyen bu zaten benim. Yanlış gördüğüm bu benim. Eğer böyle bir bilgi varsa sizde bunu paylaşırsınız, bunu söylersiniz. Bunu daha önceden de söylersiniz mesela. Dersiniz ki Murat Sancak olarak,
böyle bir durum vardı, ben gereken yerlere başvuru yaptım dersiniz, tamam mı? Çok detay vermenize gerek yok. Hı hı. Ben bildiklerimi emniyet güçleriyle, federasyonla, MHK'yle paylaştım dersiniz. Gönlünüz rahat olur. Ondan sonra da böyle bir maç olursa dersiniz ki, bakın ben zamanında söylemiştim, başvurumu da yapmıştım, şimdi işte karşımıza çıkıyor dersiniz. O zaman bir mantık çerçevesinde hareket ettiğiniz anlaşılır. Bir de kendisinin görüntüsü sosyal medyaya düştü. Karşılaşma esnasında biz röportajdan öğrenmiştik televizyon kırdığını. Onun da görüntüsü paylaşıldı. Protokol tribününde önde televizyonlar var. 3-4 adet herhalde var. Kendi önündeki televizyonu alıp kaldırıp havaya yere fırlatıyor sonrasında. Ön tarafa gidiyor, tribünlere doğru koşuyor. Sahaya doğru gitmeye çalışıyor. Hani o da çok kötü görüntüler gerçekten. Var, şu an Twitter'da var. Zaten trend topic olmuş. Evet, illaki denk gelmişsiniz. Herkes net şekilde görebilir. Bir de reklama gitmeden, hani hakemler konuşamıyor dedik ama bugün Fanatik Gazetesi'nde Orhan Yıldırım, Fanatik'in Beşiktaş muhabiri, maç sonu İstanbul'a dönerken havaalanında Ali Şansalan ve ekibiyle karşılaşmış. Böyle bir gazetenin üst köşesinde genişte bir kısım ayırmış buradaki karşılaşmayla ilgili. Ali Şansalan birkaç ifade kullanmış. Demiş ki Ali Şansalan'ın ağzından okuyorum: maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel insanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu, böyle keyifli bir maç, böyle güzellikler. Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Bizim dediğimiz şeyi kendisi Ali Şansalan da söylemiş. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada demiş Ali Şansalan. Özetle daha farklı ifadeler de olmuş. Orhan Yıldırım onları da yazmama kararı almış. Başka konulara da girmiş demek ki. Çok kısa, şimdi Hakan reklama gitmek için sabırsızlanıyor da. Evet. Sen söylediğin zaman konuşurken şunu düşündüm. Ali Şansalan'dan bağımsız söyleyeceğim. Sen dedin ki biraz Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe cephesinin yaptığı açıklamalara benzedi ya da işte davranışlara benzedi. O karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'nin nasıl düşüşe geçtiğini herkes hatırlıyordur. Evet. Zannedersem. Fazla takılı kalmıştı oraya. Şimdi mesela benzer durum Adana Demirspor için de olabilir. Adana Demirspor şu an ligde ikincilik hedefi olan bir takım ve çok çok iyi bir takım. Çok da güzel, keyif veren evet, bir yani takım. Teknik direktör kadro uyumunu bulmuş, yıldızını oynatabiliyor, en fazla yatırım yaptığı oyuncuyu. Onun dışında kadrosu çok geniş, onu da unutmamak lazım. Yani Paquetola oyuna giremedi. Aynen, giren çıkan oyuncular arasındaki kalite farkı oldukça az. Şimdi böyle bir takım yakalamışken eğer buralara takılırsa Adana Demirspor, Fenerbahçe'den farklı olmaz. Yani bir anda, çünkü ligde puanlar çok yakın, bir anda ikincilik hedefinden uzaklaşır, üçüncülükten de düşer. Umarım öyle bir şey olmaz Adana Demirspor'a. Tabii ki, yani bir futbol sever olarak ben diyorum ki Paris Saint Germain Real Madrid maçından daha çok keyif aldım. Bunun sebebi Beşiktaş'tan çok Adana Demirspor'un oyunuydu. Evet, bir de Lerin tabii. Lerin, bir de Güven Yalçın'ın 90+2'de oyuna girmesi senin için önemli tabii. Ama işte bunu yakalamışken onunla devam etmek lazım. Çünkü sen de güzel söyledin. İşte ilk karşılaşmada da Adana Demirspor lehine kararlar vardı. Adana Demirspor 3-0'dan 3-3'ü bulmuştu. Sezon içerisinde öyle oldu. Şimdi bir dinleyici yazmış. Geçen sene birincilikte Adana Demirspor lehine verilen kararlar, yapılan uygulamalar, bir sürü haksızlık oldu demiş. İşin içinde geçen sene de var. Hani düşündüğün noktada illaki senin lehine ve aleyhine şeyler olacak. Yani bu kadar basit bir şeyi bu yöneticilere bir türlü anlatamıyoruz. Yani herkes biliyor bunu, hakem hatalarını. Artık çoğu bence futbol sever de hani ya tamam oldu deyip geçiyor çok. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
8:24 saatlerimiz. Adana Demirspor Beşiktaş maçı ile ilgili tabii değişik detaylar gazetelere yansımaya devam ediyor bugün. Çarşamba tam hani maçın ertesinde haberlerin çıkacağı gün. Çok bir gündem de yok. Evet, gündem de yok dediğin gibi, ama ilginç mesela bugün Hürriyet'te İsmailer yazmış. Sancak öfkelenip televizyonu sökünce tribün değiştirdiler. Başlık bu. Ahmet Nur Çebi, Murat Sancak'ın maç sırasındaki agresif tavırları ve televizyonu sökmesi üzerine devre arası locaya geçti denmiş. Kim locaya geçti pardon? Ahmet Nur Çebi. Ahmet Nur Çebi. Beşiktaş başkanı karşılaşmadaydı. Bu arada onlar da Adana'ya gittiler. Takımı yalnız bırakmadılar. Ki Ahmet Nur Çebi ile birlikte Emre Koca da, Kemal Erdoğan, Bilgihan Sürmen ve Fırat Fidan da tribündelermiş. İşte protokol tribündelermiş. Bu başkanın hareketleri sonrası devre arası 20 numaralı locaya götürülmüşler. Bu da enteresan bir detay olarak yine paylaşayım. Şimdi gazetelere baktığımda tabii ağırlıklı olarak Galatasaray'la ilgili haberler var. Beşiktaş'la ilgili Şenol Güneş gündem oluşturdu. Tabii Murat Sancak bir anda konu yabancı kuralı iken verdiği röportajda bu yabancı kuralının mimarı Şenol Güneş dedi. Üzerine hemen Şenol Güneş bu arada Beşiktaş'la anlaştı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı çalıştıracak bilgisini paylaştı ve Beşiktaş muhabirleri de tabii ki bu açıklamalar üzerine kendi istihbaratlarını kamuoyuyla paylaştılar. Mesela Milliyet'te Serdar Sarıda Güneş kararı sezon sonu demiş. Yeni sezon için Şenol Güneş'le her konuda anlaştığı ileri sürülen Beşiktaş'ın henüz kesin bir karara varmadığı öğrenildi. Aceleci davranmayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine sunulacak yerli ve yabancı adaylar arasından tercih yapacağı bildirildi denmiş. Bununla ilgili Ali abi sana gelen bilgi var mı? Genelde böyle şeyler paylaşmazsın transferle ilgili, ama çok nadir de olsa böyle bir şeyler kulağına gelir, olur veya olmaz şeklinde. Ya da bilgi yoksa da hissiyatın nedir senin? Açıkçası bilgi gelmedi. Öyle bir duyum almadım. Şenol Güneş Beşiktaş'la alakalı olarak. Ama çok uzakta görmüyorum. Beşiktaş yine bir yapılanmaya gitti Ceyhun Kazancı ile beraber. Ceyhun Kazancı'nın futbola bakışı benim hoşuma giden bir futbol bakışı. Bunu daha önceden de söyledim. Mantıklı şeyler söylediğini, orta uzun vadede başarıya ulaşabilecek bir yapıyı kurabileceğini düşünüyorum ben Ceyhun Kazancı'nın. Bu sene Beşiktaş'ta seçim var. Ahmet Nur Çebi seçilecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta başka bir başkan adayı çıkar mutlaka, ama çok kuvvetli olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla yeniden seçilecek bir Ahmet Nur Çebi ile beraber Ceyhun Kazancı projesi, Ceyhun Kazancı'nın futbol aklı olduğu, sportif direktör olduğu bir yönetim Beşiktaş'ta biraz daha doğru işler yapabilir. Ahmet Nur Çebi zaten akıllı bir insan. Beşiktaş'ta yöneticiyken de iyi işler yapıyordu ve Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta başarılı olduğu dönemde Ahmet Nur Çebi de etki yöneticiydi. Ondan sonra başkanlığı döneminde de Ahmet Nur Çebi'nin konuşmalarında maç önü olsun, maç sonu olsun, transferlerle alakalı olsun, ben belli bir çizgiyi tutturduğunu ve şu ana kadar sınıfı geçen bir başkanlık yaptığını kendi adıma düşünüyorum. En son mesela Gedson Fernandes transferi sonrasında söyledikleri bile bence çok değerliydi. Hani Gedson Fernandes'i ne Beşiktaş'ı uçurur ne de Galatasaray'ı düşürür dedi. Bu bence önemli. Sonuçta hani 6-7 saatlik bir operasyonla direkt rakibinin çok istediği bir oyuncuyu alıyorsun. Taraftar çok mutlu. Başkan da taraftarı daha da fazla heyecanlandıracak şeyler söyleyebilirdi. Öyle yapmadı. Sakinleştirici oldu. Genelde öyle Ahmet Nur Çebi, benim hoşuma gidiyor tarzı. Bir tek hakemlerle ilgili mesela bu maçtan da önce konuştu Adana'da bir organizasyonda. Yine hakem konuştu. O hakem konusu benim hoşuma gitmiyor. Hakemlerle ilgili konuştukları da öyle hani mesela çok rahatsız edici boyutlarda değil. Hep şunu söylüyor, işte biz söyleyeceğimizi doğru yerde söylüyoruz. Merak etmeyin, hani böyle bir şey beklentisi var ya, masaya vuran, yumruğunu vuran başkan beklentisi var taraftarlarda hala 2022 yılına gelmemize rağmen. Murat Sancak yaptı, evet, işte. Onu çok değiştiremedik. Ahmet Nur Çebi de onun farkında. O yüzden işte sürekli olarak Beşiktaş'ın hakkı yendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyiz. Biz gereken şeyleri söylüyoruz. Yani bunu da çok inanarak söylediğini. Ama işte çok kabak tadı vermiyor mu? Bunu çok söylediğinde de bir anlamı olmuyor, evet, yani. Sürekli Ahmet Nur Çebi'nin artık hakem dinliyoruz biz. Belki en büyük defosu bu. Söylediğin gibi de hani şu açıdan söylüyorum. Hani bunu yapıyor ama öyle çok rahatsız edici bir şey
şeyde değil. Tonda değil. Heh, beni rahatsız ediyor ama belki seni sık tekrardan rahatsız ediyor olabilir. Ya da aynı şeyle. Üslup olarak tabii ki anladım. Üslup bunu anlatmaya tamam. çalışıyorum. Hani böyle dinlediğin zaman ya bu da söylenir mi başkan diyeceğim bir gaf yapmıyor Ahmet Nurçevi. Genel olarak söylüyorum bunu. Ne anlatmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer Beşiktaş bu bahsedilen yapılanmayı belli bir seviyede hayata geçirebilirse o zaman ben teknik direktörün çok çok hayati olduğunu düşünmüyorum. Yani doğru bir teknik adam seçimiyle beraber kulüp zaten kendi ülke içindeki dinamiklerini de düşünürsen başarıya iyice yaklaşır. Ve eğer o projedeki, plandaki işte pratikler hayata geçebilirse o noktada da teknik adam seçiminin de hatalı olsa dahi müdahale edildiği anda yine çok büyük problem yaratmayacağını düşünüyorum. Yani bugün Beşiktaş yeni sezon için Mert'le anlaştı. Ama bir yapıyı oluşturabilirse, bir yapıyı tutturabilirse, bir anlayış tutturabilirse, Mert başarısız olsa Ali gelse dahi çok fazla sallanmadan, çok fazla futbol aklı olarak sağa sola yalpalamadan yoluna devam edebilir. Zaten bunu yapabilen kulüplerin ben şu an başarılı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ve ben de eğer yarın öbür gün bir hani kulüp yönetmek istesem ya da şeyde oyunda kulüp alsam kendime, ben bunu bu anlayışı uygulamak isterim. Ben yapıyı oluşturayım. O yapıya uygun, anlayışıma uygun bir teknik adamla anlaşayım. Belki o teknik adam başarılı olur. Ama olamazsa da ona paralel bir teknik adam, o anlayışa paralel bir teknik adam başarılı olabilir. Ben çok korkmam yani Ali'yi göndereyim, eyvah ne yapacağım, yeni anlaştım. O beni çok gözümü korkutmaz açıkçası. Ben yeter ki ona o fırsatı sağlayayım. Ben öyle düşünüyorum. Ha burada işte Şenol Güneş'le ilgili birçok şey konuşuluyor. İşte en son milli takımda başarısız olunca, hatta Fatih Terim de başarısız olunca, Mustafa Denizli de 6 ayda başarısız olunca işte artık devirlerini doldurdular, bıraksınlar gitsinler artık Türk futbolunda bu 3 teknik adama yer yok, işte yeni teknik adamlara yer açmak lazım. Tabii ki yeni teknik adamlara yer açmak lazım, ancak herkesi aynı kefeye koymanın ben büyük bir hata olduğunu daha önceden de dile getirdim. O çok eleştirilen Şenol Güneş'in eleştirildiği maç sayısı 6 ya da 7 maç. Çünkü Euro 2020 karşılaşmaları 3 maç. Ondan sonra da Dünya Kupası elemeleri 3 ya da 4 maç. Yani Şenol Güneş milli takımda zirvedeyken, tam anlamıyla zirvedeyken Euro 2020 elemeleri sonrası milli takımın gelmiş geçmiş en iyi teknik adamlarından biri olarak değerlendirilirken 6 ya da 7 maçla beraber en kötü teknik adamı haline getirildi. Böyle olmadığı gerçek. Böyle olmadığı gerçek. Dolayısıyla orada yine övgüleri ve eleştirileri doğru yapamadık. Ama ben Şenol Güneş'in de Beşiktaş'ta oynattığı futbolu çok yakından takip eden biri olarak, yani orada o dönemdeki hemen hemen tüm maçlara gittim ben. Şenol Güneş'in yine doğru bir yapıda, uyumlu bir başkanla, uyumlu bir yöneticiyle, sportif direktörle, ki hani Ceyhun Kazancı'nın da şöyle bir avantajı var. Yani Ceyhun Kazancı teknik adam olmayacak. Bu güzel bir avantaj bence. Ceyhun Kazancı orada olur. Olduğu pozisyon olur. Eğer o da uyumu yakalayabilirse yeni gelecek teknik adamla, bu Şenol Güneş olur. Başka bir teknik adam olur. Başarı gelir diye düşünüyorum. Şenol Güneş ismi de beni hiç rahatsız etmiyor. Onu da söyleyeyim. Bugün tabii ağırlıklı olarak Önder Karaveli ile ilgili tabii eleştiriler var. Son maçtaki hamleleri, Beşiktaş'ın son yarım saatteki mahkum oyunu. O da iyice topun ağzına gelmeye başladı. Aslında çok güzel başlamıştı. Güzel bir hikaye başlangıcıydı ama şimdilik oyunla birlikte bunu taçlandıramıyor. Bugün mesela Fanatik'te balayı bitti başlığı atılmış. Önder Karaveli ve işte Şenol Güneş haberleri için. Sabah gazetesinde okların yönü Önder Karaveli denmiş. Bayağı da uzun bir haber var. Hamleleri, işte Kerem'in yerine Topal hamlesi, Güven Yalçın'ı oyuna geç alması, oyuncu değişikliklerindeki hatası ve bir alt kutucukta da Güven ve Serdar sıkıntısı büyüyor denmiş. 4 gol 3 asistle takımın en skorerlerinden biri olan Güven Yalçın az süre aldığı için mutsuz. Serdar Saatçi ise 5. stoper konumuna düşmesinden rahatsız denmiş. Tabi işler çok beklenildiği gibi gitmeyince bu tarz haberler de Beşiktaş'ta artıyor. Bakalım kötü gidişat sürerse bunların da devamı gelecek gibi gözüküyor. Şimdi bir ara vaktimiz var. Aradan sonra telefon hattında açacağız. Şimdiden anonsu yapalım. 0212 363 0434.
Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, 8.40 saatlerimiz, dinleyicimiz var telefon hattımızda. Demin Hakan beni yayınlar almış, dinleyicileri uyarayım. Hakan bugün sinirli, ondan sonra mesajlar geldi. Sen yorumunu beğenmedi, Hakan seni aldı diye yayından. Hani, o hangi kısım oldu? Ben de gördüm, Mehmet Ünlü yazmış da. Evet işte. Hangi kısım? Instagram'dan da bir mesaj atmış. Ha. Hakan seni yayından aldı diye. Dolayısıyla dinleyiciler dikkat etsin. Pat diye ortada Hakan kesebilir. Bugün sinirli. Ben de dikkat edeyim yorumlarıma. Sen dikkat et. Demek ki Adana Demirspor'la ilgili söylediklerimiz Hakan'ı sinirlendirmiş. Evet, dinleyicimiz hazır. Bakalım Hakan'ı sinirlendirecek mi? Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Benim ilk cümlem sinirlendirecektir diye düşünüyorum. Ben Adana'nın Turuncu tarafından selamlar gönderiyorum. Güle güle diyoruz. Hakan bunu kaldıramaz Hakan. Hala yayında mıyım ama bilemiyorum ama. Evet. Bunun üzerine. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Sayın Murat Sancak, biz tabii çok yakın takip ettiğimiz için birbirimizi. Sayın Murat Sancak'ın açıklamalarını bir futbol sever olarak tasvip etmemiz, yaptığı hareketleri hoş karşılamamız mümkün değil. Çünkü örnek olmasını beklediğimiz bir liderden bahsediyoruz her şeyden önce. Ve iki konu hatırlatmak isterim. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Geçen sene Adana Demirspor'un Balıkesir maçı vardı. Ve çok bence Türk futbol tarihinin en bariz hakem hatasıydı. Tabii bu şahsi görüşüm. Bir Demirsporlu sağ bek oyuncusu geri pas verdiğinde merkezden çıkan bir forvet oyuncusu. Evet. Topu aldı ve gol attı. Yani bundan bariz ve bu yan hakemin, orta hakemin hepsinin bunu kaçırması inanılmazdı. Bir ikinci konu da şu. Çok vaktinizi almadan yorumlarınızı merak ediyorum. Demirspor'un Tuzla Spor maçı vardı. Tuzla Spor maçından bir hafta önce Tuzla Spor çok formda giderken, son 3 maçını kazanmışken ilk 11 oynayan 5-6 oyuncusu kadro dışı bırakıldı. Ve bir hafta sonra Demirspor'a mağlup olduktan bir hafta sonra bu oyuncular tekrar kadroya alındı ve teknik direktör bu olayların üzerine istifa etti. Bunlarla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Yani bu kadar şu anda varyansın yapılıyor. Tabii ben taraflı da olabilirim. Ama konuştuklarıma seviyeli bir şekilde dikkat ediyorum tabii ki. Taraflı da düşünüyor olabilirim. Sonuçta ben turuncu taraftayım. Ama bu noktada sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bana da fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah, görüşmek üzere. Turuncu taraf derken Hollanda'dan bahsediyorum. Hollanda tarafı, yani yanlış anlamayın. Turuncu tarafı Hollanda, portakallar. Aynen, portakallar, onlardan bahsediyor. Yoksa yani hani başka bir şey yok ortada. Ya bu aslında... Şimdi geçen sene o offside pozisyonu çok konuşulduğunu hatırlıyorum. Tuzla detayını bilmiyordum açıkçası. Ben hatırlıyorum, onu da hatırlıyorum. Onu hatırlayamadım ben. O zaman çok konuşulmuştu. Zaten anlatmaya çalıştığımız da buydu genel anlamda. Hani burada şimdi tabii dinleyicinin söylediği, hani burada bir şeyler var. Hani onu anlatmaya çalışıyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben hep söylediğimi söylüyorum. Sen hep söylediğini söylüyorsun. Yani lehine de oluyor, aleyhine de oluyor. Hı hı. Ama lehine olurken ki davranışlarınla aleyhine olan ki davranışların arasında bu kadar büyük uçurum olduğu zaman Türk futboluna zarar veren bu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben ispatlayamam. Hiçbir hakemin görmemesini ya da Tuzla Spor'un yaptığını, bunu bilmiyorum. Ama bunların, bu tarz konuların Türk futbolunda çok olduğunu, her sezon olduğunu, herkesi rahatsız ettiğini biliyoruz. Onun adresi de belli. Ama o adresin bir şey yok. Hani yönetim niyeti yok. İdare etme yöneti var. Niyeti var. Onu da herkes biliyor. Yani aslında bunlar burada yaşananlar, burada olan olaylar çoğu kişinin gözü önünde. Bazılarına herkes eyvallah diyor. Bazılarını unutuyor. Bazılarını unutmuyor. Ama benim anlatmaya çalıştığım bu ortamda, şu bahsettiğimiz ortamda, ya işte hemen insanlar sana bunu bak net şekilde söyleyebiliyor. Peki başkan, o zaman nasıldı? O zamanki senin, yardımcı hakem, evet, hakem FETÖ'cü müydü? O zaman nasıldı senin davranışların? O zaman bir şey söyledin mi? Hakla haksızlıkla alakalı olarak. Peki ne oldu? Bu karşılaşmadan oldu. Bir de bu karşılaşmada olanlarla şimdi az önce hatırlatılanlar aynı seviyede mi? Bir de onu da düşünelim. Ya da Adana Demirspor'un bu sene sezon başından beri başına gelenlerle az önce verilen örnekler aynı seviyede mi? Onu da düşünelim. Bütün anlatmaya çalıştığım şey bu. Evet.
çok da uzatmayalım. Yine ama maçla ilgili ben dönüp dönüp aynı şeyi söyleyeceğim. Ali Şansalan tabii çok eleştirildi. VAR'daki Sarper Barışsak'a da çok eleştirildi. Şimdi TFF 26. haftada görev alacak hakem ve VAR listesini açıkladı. O listede Ali Şansalan yok. Bu hemen şuna yol oldu tabii. Anadolu Beşiktaş maçındaki yönetimi nedeniyle işte MHK ceza kesti diye. Fakat Sarper Barışsak'a listede yer aldı. Bence hani bu maçta çok eleştirilecek biri varsa hani Ali Şansalan'dan ziyade Sarper Barışsak'a değil mi? Mesela ilk işte Beşiktaş'ın attığı golden önce bir faul vardıysa hadi Ali Şansalan kaçırdı. VAR çağırmadı. VAR çağırmadığına göre açık ve bariz bir hata yok. Diğer tarafta o Gökhan İnler, Necip Uysal pozisyonunda da sonuçta Ali Şansalan gördü, bir şey yok dedi, devam ettirdi. VAR'dan da bir tepki gelmedi. Bir uyarı gelmedi. O yüzden hani bu Ali Şansalan'ın bu hafta maç almaması bu maçı kötü yönettiği anlamına gelmiyor bence. Yani Sarper Barışsak'a eğer listede olmayıp Ali Şansalan olsaydı bence daha yakın olurdu. Hani cezalandırıldı diyebilirdim ama MHK bence tartışmaların içinde olduğu için bir hafta dinlendirme kararı aldı. Biraz adını unutalım. Ne var ne maçın hakemi kötü değildi. Evet, yok bence aynı fikirdeyim. Hadi ola ki kötü. Hani öyle deniyor ya, Ali Şansalan kötü maç yönetti, cezalandırdı MHK maç vermeyerek. Çünkü bu çok tartışılıyor, takip ediliyor ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Sadece bu tarz böyle yıpranan hakemleri böyle zor maçlardan sonra, bu derbilerden sonra da oluyor genelde. Bir hafta maç vermiyorsun. Çünkü çok adı konuşuluyor. Bir hafta dinlendiriyorsun, unutuluyor. Sonrasında tekrar eminim ki MHK maç verecektir Ali Şansalan'a. Şimdi Erik Pulgar'ın senin eleştirilerine karşı bir cevabı olmuş. Çok hızlıyım mı demiş. Hızlı ve profesyonelim demiş gerçekten de. Milliyet'te yazıyor. Dün Galatasaray TV'ye konuştum. Evet, anlatmış kendini. O kısmı söylüyorum sadece. Sen 10'ar dakika izledin. Dedin ki benim gözüme ağır geldi biraz. Evet. Erik Pulgar. O da hızlı bir oyuncuyum demiş. Onun dışında pozisyonel oynuyorum. Oynadığım evet. Oyun sayesinde takıma yardımcı olacağıma inanıyorum. Bakalım, tabii henüz daha alışma sürecini atlatmış olmayabilir. Ama bunun yanında bir de net bir şey söylüyor. Mayıs'ta İtalya'ya dönmem gerekiyor diyor. Yani kiralık ne yapacak? Evet. Hani genelde böyle gelen oyuncular şey derler. Bir bakalım, tabii sezon sonu konuşuruz. Burayı da çok seviyorum falan hani böyle şey. Ama Erik Pulgar direkt Mayıs'ta. Ama sonrası da var. Sonrası devam ediyor. Burada Galatasaray'la İstanbul'da neler yaptığıma bakıp sezon sonuna doğru karar vermekte fayda var diye düşünüyorum diye orta yollu. Evet. Normal tabii ki, ne diyecek adam şimdi, iki maç oynamış. Yani ben seneye de Galatasaray'dayım, olmak istiyorum diyecek hali yok. O da profesyonel bakacak. Şimdi böyle bir ortamda çok fazla durmak da istemeyecektir. Yani gelir gelmez protestolar, başkana küfürler, futbolculara protesto. Çok farklı bir yere geldi Erik Pulgar. Böyle devam ederse bir futbolcunun, hani özellikle kiralık bir futbolcunun ben bir sene daha kalayım diyeceğini işte, düşünmüyorum. Galatasaray ona bir umut bağladı, bir bel bağladı. Onun da hemen performansı vermesi lazım. Yani aslında hani geçen seneki Getson kadar da zamanı yok Erik Pulgar'ın. Evet, bir de Gomis'ten mesela daha net bir şekilde performans vermesi lazım. Çünkü Gomis yokken hani Mustafa Muhammed'le arasındaki fark bence çok farklı değil ama şu an Taylan ve Berkan'ın içinde bulduğu durum Muhammed'den çok daha kötü. Evet. O yüzden hani Erik Pulgar'ın kesinlikle daha önce form tutturması lazım ama şu ana kadar ben o sinyali pek alamadım kendisinden. Şimdi hani Berişer'le ilgili ben biliyorsun uzun uzun bir analiz yazdım. Özelliklerini bildiğim için, çok da izlediğim için. Pulgar'la da ilgili çok güzel şeyler elbette yazılmıştır ama işte futbolda geçmişte kalıyor yani. Sen Galatasaray'dasın, yeni bir macera. Ufak bir sakatlığı vardı gelirken. Maç temposu çok fazla yoktu Fiorentina'da. Şimdi bunları da düşününce hani o bütün özelliklerini sahaya yansıtacağı anlamına gelmiyor. İşte Berisha benim için burada çok net bir ders oldu. Hep seninle konuşuyoruz ya, sağında solunda önünde arkanda oynayan bütün oyuncular senin performansını etkiliyor. Evet, hangi şartlarda geldi? Yani Fiorentina'daki, Şili'deki ortam mı var yoksa onlardan çok daha zorlu bir ortam mı var? Yani senin pas atacağın oyuncu Berkan olacak büyük ihtimal 8 numarada. Özgüvensiz bir Berkan olacak. Şimdi bu bile diğer oyuncunun, işte Erik Pulgar'ın motivasyonun ne durumda değil mi? Bir de o var. Evet. Kiralık oyuncusun motivasyonun ne durumda? Aynen, bunların hepsi etkiliyor. Yani bizim işte zaman zaman es geçtiğimiz, göz ardı ettiğimiz nokta bu. Hani bütün özelliklerini biz sayıyoruz maçlarda, işte uzaktan çok iyi şut atar. İşte çok iyi pas atar, arkadaşlarını besler. Tamam, bunları yapar da hangi şartlarda yapar? Her yerde yapabilir mi? İşte futbol o kadar hani 2 kere 2'nin 4 ettiği bir spor dalı değil. Galatasaray'dan o zaman
devam edelim. Ali abi sen Erik Pulgar dedin, Galatasaray TV'ye röportaj vermiş. Bugün de Galatasaray ile ilgili tabii farklı farklı haberler yapılmış. Mesela Milliyet'te Nevzat Dindar Elmas'tan Campos'a listeni hazırla denmiş. Yani bu Luis Campos hamlesi hoşuma gitse de yani artık Galatasaray'ın parası kaldı mı ki hani Luis Campos'a transfer yaptırtacak? Mesela bu haber bana çok öyle makul gelemedi. Yani haberin detayı şöyle. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ligde bulundukları zor duruma rağmen yeni sezon için kolları sıvadı. Transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen Sarı Kırmızı'nın patronu danışmanı Luis Campos'a bir liste hazırlaması talimatı verdi denmiş. Güzel hani liste elbette hazırlayacaktı. Transfersiz olmaz da Luis Campos seviyesinde bir ismi danışman getiriyorsanız da iyi bir bütçeniz olması gerekli. Nasıl ki Löw'e çok iyi bir bütçe vermesi gerekiyorsa Fenerbahçe'nin normal şartlarda, Campos da aynı şekilde. Ama Galatasaray'ın öyle bir parası kaldı mı? Olsa Gedson Fernandes'i almaz mıydı mesela? Ya şöyle söyleyeyim, biraz bana masa başı ya da hani haber yok, servis gibi bir haber geldi. Yani şimdi şöyle, Luis Campos muydu? Zaman zaman ismini karıştırırım. Campos'u biliyorum da Ivan Campos dedim bir kere, o yüzden sordum. Ivan Campo vardı. Ivan Campos dedim. Şimdi Luis Campos herkesin bildiği, işte Galatasaray'ın gündemine geldiği zaman yine geçmişine baktığımız, araştırdığımız futbol dünyasında bu işi iyi yapan isimlerden bir tanesi. Hatta Galatasaray'da aktif değil, danışman olarak görev alma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim ben. O kariyeri gördükten sonra şu anda o şekilde devam ediyor. Şimdi sen Luis Campos'la anlaşıyorsun, danışman olarak alıyorsun. Yani mesela Luis Campos bilmiyor mu Galatasaray için bir çalışması yapması gerektiğini yaz transfer döneminde? Yani adam şeye kadar yatacak mı zannediyorsunuz? Mayıs ayına kadar yatacak. Aha bir dakika, transfer dönemi başlıyor, ben Galatasaray'a liste hazırlamam lazım. Böyle bir dünya var mı? Zaten adamın network'ü, adamın ağı, adamın hazırlığı neredeyse bitmiştir. Tabii cebinde listeler oluşuyor. Listeleriyle, oyuncu gruplarıyla, kim serbest kalacak, kim kiralanabilir, kim takımda mutsuz. Yani burada uluslararası seviyede bu işi çok iyi yapan birinden bahsediyoruz. Ya da Burak Elmas da, Burak Elmas da hiçbir şey bilmiyor. Hani kötü başkan ayrı ama bir de hiçbir şey bilmiyor. O da işler kötü gidince dur bir dakika, o zaman bu kez yaz transfer dönemi bırakmayalım diye Luis Campos'u arıyor, hadi listeni hazırla diyor. Ya biraz komik geldi bana bu haber. Kusura bakmasınlar ama hani böyle biraz sıkışmış işler. Dur, Galatasaray Başkanı şöyle temasa geçti, böyle bir liste hazırla. Yani bir de daha hani Burak Elmas'ın göreve de kalıp kalmayacağı, devam edip etmeyeceği bile muamma. Şimdi Mart ayındaki işte İbra konusu, gerçi şimdi konuşuyorum bazı kişilerle, hani İbra etme eğilimi de var kulüp içerisinde, bakalım bugüne yani, kadar tabii çok dengeler değişir. Bir başkan hiçbir zaman bırakacağım diye çalışmaz, devam edeceğim diye çalışır. O yüzden de kulüp işleyişi hep geleceğe yöneliktir. Şunu yaparız, bunu yaparız. Ha, işler kötü gider, bırakırsın. Ondan sonra da yeni gelene dersin ki biz böyle bir çalışma başlatmıştık, buyurun isterseniz devam edersiniz, İsterseniz kendi projenizle yola çıkarsınız, devam edersiniz diye bunlar yapılır. Hani sonuçta kurumların da bir devam geleneği var. Hı-hı. Değil mi? Dolayısıyla Burak Elmas şunu düşünmüyordur. Ya beni ibra etmezlerse ne olacak? O zaman dur ben bir dakika hiç transfer düşünmeyeyim. Yani tabii ki öyle bir, böyle bir yönetim anlayışı yok. Tabii o yüzden ki de hani haber bana biraz dediğim gibi masa başı geldi. Peki Galatasaray'ın işte dediğim gibi bütçesi olacak mı benim mesela önümüzdeki sezon? Hani çünkü Dursun Özbek de mesela geldiği dönem hani başarısızdı, sonrasında o kurşunu işte Gomis'lerle, Belanda'larla, Maicon'larla, Mariano'larla çok iyi bir iskelet kurup atmıştı. Sonrasında ufak tefek dokunuşlar yapmak kalmıştı. Ama şimdi Burak Elmas gelir gelmez önemli paralar harcadı. Yani 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis harcaması oldu Galatasaray'da. Daha ne kadar yapabilir bu şartlar altında? Ki yaparsa da bunu Kerem veya Markanu satışıyla yapacak. Yani yine o bölgeyi takviye edecek iyi bir oyuncu lazım ve devamının gelmesi gerekiyor. Ben onu da çok açıkçası kolay görmüyorum. Hatta Luis Campos'un da daha çok bu oyuncu satışlarıyla ilgili fark yaratması gerektiğini düşünüyorum ilk etapta. Çünkü Galatasaray hani potansiyelli oyuncular buldu öyle veya böyle. Belki Luis Campos'un da listesindeydi en son. Bilemiyorum. Morutsan da çıkıldı abi. Hani öyle oyuncular buldu, para verdi. Ama onlardan fayda yok şu anda ve satış
imkanı da çok gözükmüyor bu yeni aldığı oyuncuları. En azından karla bir satış. Şimdi Nelson'u 7'ye aldın. Şu an satmak istesen parlatamadın çünkü değil mi? Parlatamadın. Performansını hani yükseltemedin. Çıkıldağ'ı 6.5 verdin. Şu an hani 5 veren olur mu Çıkıldağ'ı mesela? Olmaz. Morrison için aynısı geçerli. O yüzden hani o Kerem'in, Markan'ın transferleri için asıl o network'ünü o iki transferde kullanmalı bence. Asıl yapacağı fayda bu olur. Evet, yani en büyük transfer, yeni transfere fon sağlayabilmek için oyuncu satışı gözüküyor. Ancak oyuncu sattığın zaman da işte takımdaki o senin bahsettiğin oyuncular parlayamadığı için en önemli değerini, en önemli asetini elden çıkarman gerekecek. Şimdi en önemli asetini elden çıkarman gerektiği zaman o zaman onun şeyini bulabilecek misin? Hani yerine koyduğun oyuncudan o performansı alabilecek misin? Ya da o yaptığın yatırım sadece orla mı sınırlı kalacak? Tekrar oraya başka oyuncu transferi de gerekecek mi sana? Bu futbol takımlarında zor bir denklem. Zaten o yüzden Campos gibi adamlara çalışılıyor. Hı hı. Yani Campos senin kadronda sattığın önemli bir yıldızın yerine ileride çok kısa sürede ya da o seviyeye çıkabilecek bir oyuncu bulup sana tavsiye ediyor ki sen de çok fazla güç kaybetmeden yoluna devam et. Şimdi mesela bu sezon şöyle bir düşünün. Galatasaray'da Kerem'in olmadığı bir takım düşün. Yani vay haline dersin. Galatasaray'ın Kerem'i çıkarsan, Galatasaray'dan Avrupa maçları, lig maçları dahil. Şimdi sezon sonunda 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray hani bundan çok da fazla imelenmeyecek. Hı hı. O yüzden Kerem sezonun Galatasaray'dan en değerli oyuncusu olarak yılı tamamlayacak. Dediğin gibi olası bir transferi gerçekleşecek. Peki ondan sonrası? Mesela en yakın bence performans veren şu anda çok eleştirilse de Babel diye düşünüyorum. Babel'in de sözleşmesi ya, bitiyor. Babel zaten hani şey olarak da ne gelecek sene düşünüyor Galatasaray ne de hani satış değeri olacak Galatasaray'da. Barış Alper Yılmaz var o bölgede en güçlü aday ama onun da tabii çok gelişmesi lazım. Kerem gibi biraz ivmeli bir şekilde yükselmesi lazım. Şu an pek o da revaçta değil. Ya da Galatasaray eğer bu operasyondan başarıyla çıkamayacağını düşünüyorsa o satışı biraz erteleyecek. Öyle bir lüksü yok artık. Kadroyu korumaya çalışacak. Hani transfer yapmayacak. Bu kadronun daha iyi futbol oynamasını, o hep söylediğimiz takım olgusunu ortaya çıkartıp bir sistemle beraber bu kadronun performans verir hale gelmesini, o yolu gitmeye çalışacak Galatasaray. Yani çünkü iki yolun var bu ekonomik tabloda. Üçüncü bir yol çok gözükmüyor. Şimdi Galatasaray'ın bir de ekstra bir Riva konusu var. Riva'dan gelecek para. Geçenlerde bir bilgilendirme toplantısı da yapıldı. Başkan Burak Elmas, yöneticiler üyelerle bir araya geldiler. Orada bazı teklifler paylaşıldı Riva ile alakalı olarak ama tabii Galatasaray'ın aleyhine bazı durumlar söz konusu ama Galatasaray sabrederse, sıcak para ihtiyacını illa Riva'dan karşılayayım demezse oradan iyi bir gelir elde etme imkanı hala var. Yani 1,5-2 milyon milyarlardan TL olarak tabii bunlar bahsediliyor. Bu Galatasaray'ın elini biraz olsun rahatlatabilir ama hani transferden bir para gelmez. Riva projesinden de gelecek para, onun gelişi biraz uzarsa Galatasaray sıcak para konusunda bayağı bir sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Ümit. Galatasaray'da yerli oyuncuların maaşı ödenmiyormuş. Ne transferi abi demiş. Hani birçok branşta yine problem yaşadığı söyleniyor Galatasaray'ın. O yüzden hani bu transfer işi öyle çok kolay yapılacak bir iş değil. Hani oluyor mu? Oluyor işte. Yeni Malatyaspor güzel bir örnek bence ara transfer döneminde. Oyuncularına para veremezken transfer yaptı. Ne oldu? Bu sefer de bazı oyuncular takımdan ayrıldı. Valas gitti, işte Abid gitti, Semih Kaya gitti. Yani transfer yaparsın, yapıyorsun da. Ama işte takımdaki oyuncuları bu sefer koruyamıyorsun. Onlardan birkaçını ya böyle sözleşme fesiyle kaybediyorsun ya da mental olarak kaybediyorsun. Hani bana param ödenmiyor, sen gidiyorsun transfer yapıyorsun. Oyuncunun motivasyonu ne olacak? O da çok zor bir denge kulüp başkanları açısından. 8.59 olmuş saatlerimiz. Hakan'da biraz sinirlendirdik herhalde. Geç kaldık. Paraya gidelim. Aradan sonra yine telefon hattımız açık. Sizlerden telefonları bekliyoruz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. .05 saatlerimiz, dinleyicimiz var yine hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz.
Merhaba, günaydın Mert Bey, Ali Bey. Antalya'dan Mehmet ben, Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Gündem bugün biraz Beşiktaş Adana Demirspor'da ama son bölümde yine Galatasaray konuşulunca bağlanmak istedim. Genel olarak herkesin söylediği şeyler ama Galatasaray'daki bu gidişat, Torrent neden geldi? Yani aklım bir türlü almıyor. Yani gerçekten başarılı olmasını da istiyorum, Galatasaray başarılı olsun diye, ama takıma yani hiçbir dokunuşunu görmedim. Bilmiyorum sizin gördüğünüz bir şey var mı? Benim tek gördüğüm şey Emre Kılıcı, Fatih Terim orta sahada deniyordu, merkez orta saha. Torrent doğru bir hamle olarak açık olarak oynatmaya başladı. Onun dışında yaptığı bir tane farklı hareket, yani Fatih Terim'in 3 yılda yaptığı bütün hataları 5 maçta yaptı diye görüyorum. Yani Ömer Bayram'la Anolt'u ters kanatlarda oynatmak, orta sahadaki tercihleri. Tolgar diyorsunuz örneğin, az önce dinliyorum. Yani şeyde de gördüm yöneticilerin sistemi olarak hocaya. Yani özel uçak tutup getirdiğin oyuncuyu hani daha çabuk sahaya girsin diye 2 maçta sadece 20 dakika sahada tutabiliyorsun. Yani bu yabancı kural, bu sadece yerli kuralıyla açıklanabilecek bir şey mi? Yani hocayı hiçbir tarafından tutamıyorum. İnanın desteklemek istiyorum ama bir tane tutarlı taraf görmüyorum. Sonra kalkıyor yani, orada artık tercümanın hatası mı demeliyiz? Yani kulübün dinamiklerini bilmemesi, o kişi diyorsun yani. Fatih Terim dediğin kişi şu an Galatasaray'da Metin Oktay 1'dir, belki Fatih Terim 2'dir. O noktaya gelmiş bir kişi. Hani Burak Elmas o kişi diyebilirsin, Fatih Terim'e diyemezsin Galatasaray'da şu an. Bence o şekilde herkesin gözünde. Bu bile görevi bıraktırılmak. Hata tercümandaysa tercümanın, antrenördeyse antrenörün, eğer gerçekten niyeti o kişi diye hitap etmekse, nasıl Belhanda geçen sene yöneticilere saygısızlıktan pes edildi. Bu da bir pes etme sebebidir bence. Yani hatta tazminat bile vermeden o zaman bunu pes et. Bence öyle bakıyorum. Çok büyük bir terbiyesizlikti. Yani hiçbir tarafından tutamıyorum. Sadece Guardiola'nın yardımcısı olmak bir kişinin teknik direktör olması için sebep midir? Yani koskoca Avrupa'da hiçbir takımdan teklif almamış, kimse görmemiş Torrent gibi bir adamı. Biz kalkmışız burada işte Torrent'i getirdik, Guardiola'nın kaç yıllık yardımcısı ya. O zaman yani Fatih Terim'in de UEFA Kupası kazanan yardımcıları vardı mesela. Kalkıp bir Anadolu takım bile aldı mı? Yardımcısı olmak tek başına bence yetmiyor, bilmiyorum. Çok doluyum yani. Torrent çok büyük bir yanlış diye düşünüyorum. Şu anda da o yanlıştan geri dönemiyorlar. Bir şey gibi yani, Burak Elmas attığı tükürdüğünü yalamıyor neredeyse. Ben öyle görüyorum yani şu an. Memnun olduğu için değil, sadece tükürdüğünü yalamamak bence. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Yani dinleyicimizin özellikle o Torrent'in Fatih Terim'le ilgili söylediği şey, hani terbiyesizlik sözleşmenin feshini gerektirir, tazminat bile vermez. Öyle bir şey yok. Çok basit bir şey bu. Yani o kişi deyince herhangi bir terbiyesizlik bence etmiş olmuyor. Bir nezaketsizlik denebilir. Ben de bu tarz konulara genelde önem veren biriyim. Bazı kulüp başkanları ki bunu mesela Mustafa Cengiz rahmetli tabii görevdeyken Fatih Terim mesela bir basın toplantısında adını anmadan ondan bahsetmişti. Bunlar hani o soğuk savaşlar çok hoşuma giden şeyler değil. İşte ne bileyim, taraftarların işte Beşiktaş'a 8 taş demesi, Fenerbahçe'ye bilmem ne. Hani bunlar hoşuma giden şeyler değil. Bu da bence yani Fatih Terim ise Fatih Terim'dir o. Önceki teknik adam, önceki kişi. Bunlar bence de o şeyler değil. Torrent'in de buna bence dikkat etmesi gerekirdi. Ama bunu bir hani direkt Fatih Terim'e bir saygısızlık sözleşme feshine kadar götürecek kadar abartmaya da gerek yok. Yani o eminim öyle düşünerek söylememiştir. Onun için normal bir cümledir. Ama bu yansıması tercümeyle birlikte çok kötü oldu taraftar nezdinde. Bence oraya çok takılmayalım. Galatasaray'ın şu an öncelik sıralamasında bakıyorum 187. sıraya koyuyorum bu konuyu. Evet, Torrent. Galatasaray'ın çok daha önemli, çok daha büyük problemleri var. Ama işler kötü gittiği zaman hep söylerim, her şey batar. Bu da dinleyicimizi rahatsız etmiş. Dediğim gibi nezaketsizlik olarak düşünülebilir. Tercüman orada belki biraz daha zeki davranıp bunun bir sıkıntı yaratacağını bilip ona göre Fatih Terim diyebilirdi çok rahat bir şekilde. Bu da ayrı bir tartışma. Tercüman işi kulüp dengesini gözetmek mi, işini doğru yapmak yok mı? Yok hani şey olarak. O da tartışıldı çünkü bunu diyenler de oldu sosyal medyada. Hemen altına işte ondan niye farklı şeyler bekliyorsunuz, adamın görevi tercümanlık hani birebir. Yani birebir hani şimdi neyse, o da tercüme konuşalım. Orayı da çok uzatmayalım da, onu yapabilirdi ama dediğim gibi Galatasaray'ın öncelik sıralamasında
Tekrar bakıyorum yukarıdan. 187'cilikten yukarı ya da aşağı oynatamadım bunu. Galatasaray'ın işte az önce konuştuğumuz noktada mesela şu aklıma geldi reklam öncesinde. Bence onun da üzerinde konuşulmaya değer. Şimdi Galatasaray bir yola girdi. Bu yola girerken bonservislerle beraber pahalı bir takım kurdu. Bugün gelinen noktada bu takımın yetersiz olduğu konusunda kamuoyu hemfikir. Galatasaray adına belki en büyük tehlike bu. Galatasaray şimdi zor ekonomik şartlarda bu takımı yetersiz görüp çok ciddi yatırım yaptığı oyuncuların elden çıkarılması ya da benzer rakamlarla transferlerle bu takımı daha da güçlendirmeye çalışacak. Bence en büyük tehlike bu. Şimdi Galatasaray Berkan'a ne kadar verdi? 4. Onun geri dönüşü var mı? Şu an yok. 4 milyon euro ne zaman verildi peki? Bu yaz transfer döneminde verildi. Morutsan, Çıkıldao, Nelson, şimdi Galatasaray bu oyunculara büyük yatırım yaptı ama bugün gelinen noktada bu saydığım isimler gelecek sene olmasa Galatasaraylı taraftarlar üzülmezler. Ama Galatasaray taraftarlar şunu sormalı. Verilen 20 milyon euro en Galatasaray adına can alıcı nokta bu olabilir. Çünkü yetersiz görülüyor. Mesela dinliyorum futbol yorumcularını ve görüşlerine çok saygı duyduğum futbol yorumcuları diyorlar ki bu takımın kalitesi yetersiz, yani bu takım olmaz. Bu takımın kalitesi şampiyonluk yarışına girmeye yeterli değil. Şimdi öyle dediğin noktada ya bu oyuncuları yedek olarak konumlayacaksın, rotasyon oyuncusu olarak konumlayacaksın ki çok pahalı yabancılar olur sana. Kontrat olarak pahalı değil, bonservis olarak pahalı. Sen o yatırımı yaparken bir geri dönüş bekliyorsun. Şimdi sen yaşlı bir oyuncuyu, Gomis'i aldığın zaman Gomis'ten para kazanmayı beklemiyorsun. Gomis'e verdiğin paranın karşılığı olarak anında performans bekliyorsun. Ama Morutsan'a para yatırdığın zaman Morutsan'a yatırdığın paranın geri dönüşünü istiyorsun. Onu da performansla istiyorsun ama daha uzun vadede istiyorsun. Yani şunu diyebilirsin, Morutsan 3 sene sonra verdiğin bonservisten fazlaya satılacak. Bu bir planlamadır. Ama şimdi oyuncular öyle bir hale geldi ki bu futbol ikliminde her biri değersiz ve giderlerse de hiçbir sorun yok. İşte Galatasaray eğer buna takılırsa, bu duruma çok takılırsa, geçen sene 20 milyon euro harcamıştı, bu sene daha fazlasını harcamak zorunda kalır. Ben de dinleyicimizin torrent geldikten sonra ne değişti, ne gelişti kısmıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında bir süredir söylüyorum maçlarda dikkatimi çeken detayları. Mesela bu maçta da Fanan Oltun mesela çok fazla bindirmemesi, daha merkezde topla buluşmaya çalışması dikkatimi çekmişti. Bek kullanımı biraz değişti. Dün Sports Digital'de Sinan'ın da dinledim. O da benzer tespitlerde bulunmuş. Kanatların diyor mesela, Kerem'de de bu çok zaten bariz belli. Kerem'i mesela Fatih Terim döneminde nasıl tanımlardık? Çok daha serbest değil mi? Kerem Aktürkoğlu bir sol kanattan ziyade serbest konumda bir takım yıldızıydı. Merkeze çok fazla depresi olur, sağ tarafa kaçar. Ama Torrent'le birlikte daha sol kanat gibi olmaya başladı. Yani o bölgeyi çok fazla terk etmiyor. Fananot'ta öyle bir bağ kalmadı Alber yapacağı. Galatasaray'da bu bence tamamen değişti. Yani beklerin oyuna katılımı ve kanattaki oyuncuları yine oyundaki pozisyon almaları biraz daha standart, stabil bir takım yaratıyor. Bunu da elbette gördüğü eksikler yüzünden yapıyor Torrent. Çünkü öbür türlü Fananot'un bindirdi, işte Kerem'in içeri kaçtığında bu sefer defansif zafiyet yaratılıyordu. Geride çok fazla boşluk veriyordu Galatasaray. Bunu önlemek için işte Kerem çizgiye attı, Fananoğlu'da çok fazla çıkarmamaya çalıştı. Ama bu sefer de Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde iyi yaptığı şey sol kanat hücumlarıydı. Nispeten daha fazla pozisyona giriyordu bu takıma göre. Şimdi o da yok Galatasaray'da, ama işin savunma kısmı çok değişti mi dersen, o da şimdilik öyle çok uçup kaçmıyor. Yani 4 golle girmişti Galatasaray kalesinde yediği. 3'e düştü, 2'ye düştü, 1'e düştü. Hani adım adım bir gelişme var gibi gözüküyor ama Alanya maçında da gördük. Hala tam olarak Galatasaray takım savunmasında hani üst düzeye çıkarmış değil. Elindeki hücum opsiyonlarından da oldu. Şimdilik ben de genel görüşe bu anlamda katılıyorum. Hani çok Galatasaray bir gelişme kaydedemedi Torrent'le birlikte. Tabii yani.
Hani skorlarda zaten bunu gösteriyor. Evet, skor. Hani skordan, skorla birlikte oyun da. Hani bazen oyunu alırsın, skoru alamazsın. Mesela Adanemirspor örneğini belki verebilir son maçtaki gibi. Ama Galatasaray'da genel olarak o da yok. Bir tek Kayserispor karşılaşması işte çok ikinci yarısı üst düzey oynanmış. Çok pozisyona girmiş bir maçtı. Onu da Galatasaray sonucu alamadı. Ama onun haricindeki diğer maçlarda puan kaybı yaşaması çok anormal gelmedi. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Şimdi ilk karşılaşma Göztepe maçı. Sonrasında o maç eğer galibiyetle tamamlanmazsa genel beklenti ki benim de öyle Torrent'le yolların ayrılması ve sonrasında da çünkü çok kritik bir Rizespor maçı olacak eğer sen Göztepe'yi yenemediysen. Çünkü direkt rakibin olacak artık Göztepe bu gidişle. Ki onlar da belki haftayı galibiyetle kapatacak. Daha moralli gelecek. Puan olarak çok daha yaklaşmış gelecek. O maç çok kritik. Ondan sonraki fikstür de Galatasaray'ın kolay bir fikstür değil. O yüzden bu Göztepe maçı son fırsatı gibi gözüküyor Domenek Torrent'in. Bakalım Galatasaray nasıl hazırlanacak. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Sizlere her gün olduğu gibi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 600.670 TL'den işlem görmekte. Psikolojik olarak tabii önemli bir sınır TL'de 600.000 TL onun üzerine çıkmayı başardığını görüyoruz. Dolar bazlı da şu anda 44.161 dolarda. Dün gün içerisinde 44.000'i aştığını gördük. Ve onun üstünde de tutunmayı başardı ağırlıklı olarak. Hatta 44.685 dolara kadar yükseldi sabaha karşı. Şimdi de 44.000 üzerinde seyrini sürdürmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. İddia bölümündeyiz. Bugün 16 Şubat Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi günü elbette. Dünden sonra saat 23'te Inter Liverpool, Salzburg, Bayern Münih karşılaşmaları var. Bültende tabii ki ağırlıklı olarak tahminen bu karşılaşmaları oynayacaksınızdır. Tabii ki tek maç olarak da daha yüksek oranlarla iddia.com ve iddia bayilerinden oynayabileceğinizi hatırlatalım. Tabii ki sadece bu karşılaşmalar yok. Birinci ligde 4 karşılaşma var. Keçiören Gücü, Balıkesir Spor, İstanbul Spor, Bolu Spor, Menemen Spor, Ankara Gücü ve Deniz Spor, Altın Ordu. Ki Deniz Spor, Altın Ordu da aşağı tarafı çok yakından ilgilendiren sert geçmesi muhtemel bir karşılaşma. La Liga'da Atletico Madrid, Levante'yi konuk edecek. Bu arada Ali abi şimdi senden kupon alacağız tabii ki ama hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Atletico Madrid'i biz neyle biliriz Simeone'nin Atletico Madrid'ini? Savunmasıyla, savunma evet, performansıyla. Az gol yemesi, az yenilmesi. Evet. İzlerken bizi öldürmesi. Bu sezon. İki yine saatimize mal olması öldürdüğümüzde. İyilmeyi çok Atletico Madrid'i. Tamam çok fazla sen abarttın. Vur dedik öldürdün Atletico'yu. Öyle. Verdin fırsatı bana ne yapayım? Şu anda La Liga'da ilk 11 takım arasında evet, en çok gol yiyen takım Atletico Madrid. Bunu rüyamda görsem inanmazdım. Çocukları 10 sene sık 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 böyle olur işte. Ama çocukların da bir kısmı da değişti şimdi. Yani değişti ama. Çocuklar da yok. Ama yani takım yeter artık dediler ya. Biraz da yiyelim abi yani bu artık. Nedir sürekli? Nedir ya? Kapat kapat kaleye gole yani kapat. İleride çocuklarımıza ne anlatacağız mesela Atletico Madrid'de oynayanlar. Geçen gittik bir savunma yaptık. Allah seni inandırsın hiç pozisyon vermedik. Kaleye gole kapat. Dede gol attınız mı atamadık onu da atamadık yani. Herhalde takım içinde ufak bir isyan çıktı. Valla tabii espri yapıyorum çünkü Atletico Madrid'i çok yakından takip etmedim. Yani birkaç tane maçını izleyebildim. Barcelona maçı onlardan bir tanesiydi. İşte o maç 4 gol yediler. Sonra 4-3'lük galibiyet geldi. Savunmada iyi değillerdi ama hani tüm sezon gidişatını bilmiyorum. Atletico Madrid'in o yüzden bir şey söylemeyeyim ama rakamlar senin dediğin gibi. Atletico Madrid ve bu rakamları yan yana koyduğun zaman çok şaşırtıcı yani. Hetafe'den bile ilk yarıda değil mi 3 gol yemeleri evet, o bile büyük bir şok. Yani Simeone o gece uyumamıştır büyük ihtimalle. Hetafe mesela bu sezon 27 gol yemiş sadece. Atletico 33'te. 33 gol. Yani onlara en yakın takım ilk 11 takım içinde 29'da Real Betis. Evet. Mesela bir Sevilla 16 gol yemiş.
yarısı kadar. Ki Sevilla'nın bir maçı fazla, yani Atletico'nun bir maçı eksik. Bugün yese hani 34-35'e gidecek. Oradaki fark daha da açılacak. Böyle görmek Atletico'yu bayağı şaşırtıyor. Bugün de bakalım Levante karşısında onlar ne yapacak. Levante de ligin bu arada sonuncusu. Evet, çok kötü bir takım. Ve küme düşecekler artık, neredeyse kesin gibi 13 puanlık bir fark var küme düşme hattının üzeriyle. Belçika'da bir Genk Mechelen maçı var. Championship'te Peterborough Reading. Genel olarak bültendeki maçlar bunlar. Evet. Dün kuponumuz tuttu. İddia günü kuponu. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain kazanır demiştik. Sağ olsunlar 90+4'te gelen golle kuponu da getirdiler. Diğer maçta Manchester City kazanır ve 2.5 gol üstü olur demiştik. İki karşılaşmalık bir mini kupon vardı. Oranı da kötü değildi bence bir Şampiyonlar Ligi gecesi için. Bugün açıkçası Şampiyonlar Ligi'ndeki oranlar biraz daha tabii düne göre düşük. Ama yine de iddiada biraz daha yüksek oranlarla onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi Atletico Madrid Levante'de, onu da aldım kupona. Hı hı. Atletico Madrid'in kazanması son derece normal sonuç olacaktır. Ama Levante'nin ligin en kötü takımı olması dolayısıyla handikap riski bence alınır. 1.67'likte bence iyi bir oran var Atletico Madrid'in handikapına verilen. Bu karşılaşma 21'de başlıyor, onu unutmayalım. Şampiyonlar Ligi maçlarından 2 saat önce. Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg Bayern Münih'te Bayern Münih galibiyeti 1.27. 2.5 gol üstü 1.25. Karşılıklı gol var 1.41. Hepsi düşük oranlar. Ben de zorladım. Eğer sen onay verirsen ilk yarı 1.5 gol üstü diyorum. Ben o Salzburg olduğu için mi benim onayımdan geçiyor? Evet. Ne dersin? Vallahi geçen seneki kadar takip etmediğim için, ama genel Salzburg aynı. O yüzden mantıklı derim. Yani onun oranı 1.75 oluyor. O yüzden hani anca bu kadar arttırabildim oranı. Çünkü hani Bayern Münih galibiyeti ve 2.5 gol üstü de bir şey vermiyor. O da çok düşük. Diğer tarafta da biraz oranı arttırabileyim diye. Yani artık neler yapıyorum bak senin için. Liverpool yenilmez koyalım dedim. Deplasmanda Liverpool direkt riskini de almak istemedim. Oran böylece 3.5'un biraz üzerine çıktı. Anca bu kadar yapabildim bugün. Zor, evet bülten. Hani Inter Liverpool gerçekten ne oynasan sıkıntı orada. Inter mesela son dönemde ligde direkt rakiplerini yenemedi. Şampiyonluk yolunda Milan. Evet, Milan maçını da izledim. Napoli maçı. 90 dakika izledim Inter Milan maçını. O karşılaşmada Inter oynuyor gibi gözükürken Milan golleri attı, ama çok üst düzey bir performans yoktu. Liverpool bu ara iyi gidiyor. Performansı iyi. Normalde ben kazanacaklarını düşünüyorum ama Inter'i de karşıma almak istemedim açıkçası. Direkt o yüzden yenilmez dedim. Evet, bakalım. Güzel iki karşılaşma bizleri bekliyor. Ben yine klasik 23 ile 24 arası, 0 arası ya da neyse. Maçı izlerim duruma göre. Inter Liverpool mu izlersin? Orada emin değilim Ali abi. Orada bir kadrolara bakacağım. Salzburg'a da biraz bakayım. Onları da merak ediyorum. Özledim çünkü Salzburg geçen seneden sonra. Ben de o maçı izleyeceğim biliyor musun? Salzburg Bayern Münih. İzleyeceksin. Inter Liverpool'u kitlenebileceğini düşünüyorum. Allah Allah, senden böyle bir tercih beklemezdim. Evet. Bir Premier Lig takımını bırakıp. Biraz belki daha fazla gol olur diye bugün Salzburg Bayern Münih izleyeceğim. Dün çünkü öyle oldu. Hani çekişmeli geçen maç 1-0 bitti. Diğer tek taraflı gözüken maç 5-0, bol gol izledim. Belki onun da etkisi vardır tercihinde. Yok, dün hani değişmezdi hiç fikrim. Hani kalkıp da Paris Saint Germain Real Madrid varken -1 bitse dahi o maçta izlerdim ben. Ama hani bugün Liverpool'un kitleyebileceğini, Inter Liverpool maçının kitlenebileceğini düşündüğüm için öteki tarafa gitmeye niyetim var. Ben dediğim gibi kararsızım, ama bu tarz böyle farklı liglerin iyi takımlarını izlemek de Avrupa arenasında, özellikle sonun altı çeyrek final, o da hoşuma gidiyor mesela. Çok hani bağdaştıramıyorum Inter Liverpool maçını mesela. Serie A garip geliyor. Premier Lig'in ikincisi mesela karşılaşıyor. Evet. O hani eşleşmeyi hep merak ediyorum. Atmosfer daha farklı oluyor. Mesela geçmişteki öyle maçları görünce de çok hoşuma gidiyor. İşte Real Madrid Manchester United mesela maçları. Çok geçmişte bayağı bu arada 2000'lerin başındaki o karşılaşmalar, bol gollü Ronaldo'nun fenomen Ronaldo'nun. Ya. Artık yaşlandığının izleri bunlar. 2000'lerin başına örnek veriyorum. Ne oldu dedim, ne oluyor dedim. İşte öyle maçlar çok benim hoşuma gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bakalım akşam kadrolara göre. Sen Inter Liverpool'a biraz daha yakınsın. Evet, onu merak ediyorum. Berisha senin kalbini kırdı Salzburg konusunda. Evet, Salzburg'dan benim uzaklaştın. İyi bir ders aldım. Ben öyle bakıyorum. Sonuçta her şeyi de mükemmel yapacak halimiz yok. Böyle bir analiz yaptık. Peki şu ana kadar tutturamadık.
Geçelim diğer konulara artık. Programın da tabii yavaş yavaş sonuna geliyoruz gazetelerde bugün. Şimdi aklıma geldi bir yaşa konusuyla alakalı olarak, özür dilerim. Evet. Onu da söyleyeyim, aradan çıkartayım, sözünü kestim. Acaba ne geldi? Patson Daka diyeceksin. Önder Karaveli Batu Şua'ya gollerini izletmişti ya. Senin de Berişe yazını belki Berişe'ye okutabilirler. Şu an formsuz diye. Bak senin için neler yazmış insanlar diye. Abi oku deyip Berişe'ye motivasyon şeyi olarak yapabilirler. Gerçi Batu Şua'ya da bir maçlık falan oldu onun etkisi. Sen sonrasında 3 maçtır hala gol atamıyor. Bir maç kârdır. Yani bir maç bir maçtır. Ben de şeyi söyleyecek zaten. Patson Daka şimdi Salzburg'dan forvet ikilisiydi. Patson Daka Berişe. Biri işte Fenerbahçe'ye geldi Berişe. Patson Daka da Leicester City'ye gitti. Orada ilk başta çok fazla forma şansı bulamıyordu. Süre bile alamıyordu. Oyuna bile giremiyordu. Sonra işte Avrupa Ligi'ndeki o bir maçta 4 gol mü attı? Evet. Oradan sonra Vardy'yi de zaman zaman kestiğini gördük. Sen benden daha yakın takip ediyorsun. Ne konuşuluyor Patson Daka ile ilgili? Olumlu konuşuluyor. 9 maç süre aldı. Daha geçen gün Jamie Vardy ile istatistiğini yaptık. Gole katkısı, dakika olarak oyunu beğeniliyor ama Leicester bu sezon özellikle evet, savunma iyi. Anlamında felaket bir noktaya geldi. Son olarak 39 maçta 19 maçta 39 gol yemişlerdi. 20 maçta 41 gol oldu. Yani maç başında 2 golden fazla yiyor. Brandon Rodgers'ın ekibi. Orada savunmada büyük problemler var. O yüzden de kayıp bir yıl geçiriyor ama Daka iyi transfer. Daka bu sezon baktım 22 maçta süre almış. 9 gol 4 asistlik bir performans. Tabii bir maçta genel, 4 gol attığını. Genel performans. Genel tabii. Premier Lig değil. Premier Lig, Kupa, Community Shield, FA Cup her kulvarda neredeyse süre almış. 9 gol 4 asistlik bir performansı var. Ben de kendimi böyle aklamaya çalışıyorum fark ettiyseniz. Hani bakın Salzburg'dan çıkanlar iyi. Ya kendim onu, öyle tabii derdim yok. Şakayla karışık. Onu konuştuk yani. Bir şey yok. Bir de Mvepu vardı geçen sezon yine Salzburg'da olup transfer yapan oyunculardan biri. O da Brighton'a gitmişti. Bir hani merkez orta saha kanat karışımı bir oyuncu. O da son dönemde sakat. 5 maçtır da forma giyemiyormuş. O da çok beklentinin altında kaldı benim okuduğum kadarıyla. Bazen oluyor. Bazı takımlardan geçen işte Dortmund örneği, işte Kagawa'ların, Götze'lerin olduğu o çok iyi takımdan oyuncular gitmişti. Nuri Şahin. Ama gittikleri takımlarda hiç başarılı olamamışlardı. Hepsi neredeyse geri dönmüştü. Bir tek Lewandowski belki orada ayırabiliriz. Dortmund hakikaten öyle bir örnekti. Evet. Yani çok iyi bir takım. Oyuncular çok iyi o sistem içerisinde ama gittikleri anda gittikleri takımda pek fazla katkı orada yapamamışlardı. Işte, oranın kralı Marco Reus. Yani 10 senedir oradasın. 5 sene sakatsın. 5 senede oynuyorsun. Takımdan da ayrılmıyorsun. Kralsın. Evet. Reus orada kaldı. Bayrak adam oldu. Akıllı. Royce'un da kaç yaşında olduğu bir anda canlanmadı. Benim böyle yaş takıntım var. 31 bilir. Diyorum. Hani doğum, hani kaç yılında doğduklarına karşı bir takıntım 31 var. 31 diyorum. Marco Royce'a şimdi bakmadım. Bir tahminde bulundur. 89'u diyorum. Sen 31 dedin. 90-91'li gibi diyorsun sen. Anladığım kadarıyla. Bakalım 89'uymuş. Yani. 89'uymuş. Yine de bak çok emin olmasam da. Evet. 32'ye gelmiş. Yani 33 olacak. 31 Mayıs'ta doğum günü. Bayağı bir yaşlanmış Marco Reus'ta. Evet, nostalji oldu. Az önce de Toni Kroos'a baktım. Hani Real Madrid'i konuştuk. 32 o da. 32 ya, yani çok yaşlı değil Toni Kroos. Beklediğimden daha genç. Ben bütün yani. Real Madrid'de oyunculara tek tek baktım. Modric. Hepsinin kariyerlerine. Çok uzun süredir Real Madrid'deler. Ha, ona baktın değil mi? Kaç yıldır evet. Birlikteler. Yani kim nereden gelmişti onları hatırlamaya çalıştım. Ondan sonra Paris Saint Germain takımına da tek tek baktım. Mesela şimdi sol bek neydi? Paris Saint Germain'in Nuno Mendes Sporting. 2002 doğumlu kiralık. Danilo Porto şeyde olan, Paris Saint Germain'de olan Militao Porto. Yani oralardan da oyuncuları alıp Casemiro'nun Real Madrid B'den gelip bir sene Porto macerası var. Tabii. Porto'da çok üst bir sezon geçirip tekrar Real Madrid'e dönüyor. Yani orada da Hakimi Inter'den çok yüklü bir bonservise geldi. Evet, yok, yani Porto'yu mesela arka bahçeleri gibi kullanmışlar. Porto'dan gelen oyuncular da o performansı vermeye devam etmişler. Yani oyuncu konusunda, oyuncu istikrarı konusunda işte Carvalho'dan tut, hepsi çok uzun süredir Real Madrid'de. Hani reklam arasında konuştuk. Bir kadrodan ne kadar verim alabilirsin? Anca işte bu kadar verim alabilirsin. Orada bir işte Marcelo'nun
Yani ilk 11'deki yerini kaybetme durumu var. Dün Erman Yaşar da söyledi. O gitti Marcel, artık hiç eskisi gibi değil. Evet. Bir de hala Süper Lig kulüpleriyle, Fenerbahçe'yle falan yazılıyor. Ben aslında biliyorum. 32-33 yaşında, hala öyle çok aşırı yaşlı bir oyuncu 34 değil. 34 oldu. 34 mü? 88'li. Ben 33 diye baktım. Marcelo. Neyse işte 33-34 ama onda ciddi bir düşüş var. Ama genel olarak o kadrodan alabileceği her şeyi aldı Real Madrid. Bu da bence büyük bir başarı. Hani Barcelona biraz öyleydi eski dönemde, en iyi zamanlarında. Aynı takım işte, Puyol, Pique, orta sahada Busquets, Xavi, Iniesta, hani Pedro'su, Messi'si. Doğru. İşte arada David Villa'lar vardı ama çekirdek bir kadro vardı. Ufak tefek değişimler oluyordu belli bölgelerde. Real Madrid son dönemde bu istikrar mı başarıyı getirdi? Başarıyla birlikte mi istikrar devam etti? Tabii tartışılır. Tetikliyor. Yüksek kalite, uyum. Başarı varsa niye bozayım diyorsun. Devam tabii. ediyorsun. Yine başarı geliyor. Yine devam ediyorsun. Ama başarısızlık olduğu anda ya da takım yaşlandığı anda da değişim kaçınılmaz. Real Madrid'de onu göreceğiz. Bu kadar fazla oyuncunun aynı anda çok üst düzey performans vermesi de bence çok etkileyici. Hepsinin bir arada. Tabii. Sistemle ilgili. Gerçi hani mesela Real Madrid örneği Barcelona gibi de değil tam olarak. Real Madrid'de çünkü yalpalayan bir takım aslında teknik direktör konusunda. Oyun anlayışı konusunda hani bir Barcelona gibi konumlandıramıyorsun Real Madrid'i. Barcelona öyle bir avantajı vardır. Real Madrid buna rağmen bu kadar üst seviyede kalabilmesi de bence büyük bir başarı. Orada ben hani Ancelotti konusunda fikrim değişmeye başladı. Daha böyle üst düzey bir teknik adam, daha bir taktisyen gelse onlar da çok farklı bir seviyeye çıkabilirler bence şu oyuncu grubuyla. Hani gerçekten hakkını veriyor mu acaba Ancelotti taktik olarak? Oyuncu grubu olarak şeyin var. Daha büyük düşüncelerim evet, var. Ali abi, yani sen saydığın oyuncular az buz oyuncular değil. Hani Asensio da bence çok yetenekli bir futbolcu. Yetenekli. Rodrigo var yedekte. Hani Alaba'sı, Militao'su, Ferland Mendy'si. Zaten adam ligde lider. Ne istiyorsunuz Ancelotti hocamdan? Bulmuşlar Atletico'yu. Barcelona'yı zor durumda. Ben ne diyorum? Seviyeye 4 herkes, puan fark. Herkes kendi şartları içerisinde yarışıyor. Tabii tabii. Yok, ben yapılabilecek bir şey yok. Daha iyisi olabileceğini düşünüyorum. Her zaman daha iyisi olabilir. Hani kim gelir bilemiyorum. Hangi teknik adam uygun olur Real Madrid'de, ama daha böyle taktisyen bir teknik adam. İstiyorsun genç bir Alman gelsin. Akademi birincilikle bitiren. Kenan Koçak gelsin. O da aynı akademiden mezun, biliyorsun değil mi? Şeyle Tedesco ve Nagelsmann'la. Duydum. Aynı tedrisat. Real Madrid için bir teknik adam arayışı hani geçenlerde çıktı, az önce bahsettiğimiz konu. Biz Löw üzerine mi konuştuk? Ne üzerine konuştuk biz? Bir isim var mıydı o dönem konuştuğumuzda? Löw konuşuldu. Löw konuşuldu. Hatta işte reklam arasında, bütün her şey reklam arasında konuşmuşuz bugün. Evet. Sen dedin orada ki. Orada ayrı bir hani, program çıkarmış. Mbappe İspanyolca röportaj vermiş. Evet. Ondan sonra ben dedim sana Löw'de İspanyolca çalışıyor diye haber çıktı. Hani şey bir tarafa, Ancelotti şampiyon olur olmaz. Herhalde onlar da bir değişikliğe gidebilir gibi gözüküyor. Ama böyle hedefi olan bir teknik direktör şu anda herhalde Premier Lig'e gitmek ister. Yani oradaki rekabet edeceği teknik adamlar çok daha farklı. Hani Guardiola var, Tuchel var, Klopp var, işte Conte bile ama, Tottenham'a gitti. Ama işte atalarımızın söylediği gibi Real Madrid gel dediği zaman gidersin. Gitmeyen de var. Nagelsmann. Ne? Nagelsmann. Hatırla Nagelsmann. İki sene önce. Erken dedi yani benim için mesela. Real Madrid çağırdı. Gitmem demedi ama erken dedi. Tamam. Erken dedi sonuçta. Reddetti mi? Reddetti. Sonuçta kayıtlar öyle geçti. Real Madrid'den gelen teklifi. Doğallık reddetti. Kısa vade için reddetti. Uzun vadede olabilir ama doğru değil mi şimdi? Sen bir teknik direktör olsan, hedefi olan Premier Lig'de çalışmak çok daha hoşuna gitmez mi senin o teknik direktörlerle birlikte? Ya yani. Tabii aynen, teknik direktör kalitesi ve ligin cazibesi çok üst seviyede şu anki La Liga ile kıyasladığın zaman, orası bir gerçek. Zaten şu an öyle çok üst düzey bir teknik adam da boşta değil artık. Var mı? Böyle kenarda acaba nereye gidecek diye düşündüğümüz bir teknik adam da kalmadı. Conte'den sonra. Şimdi Pochettino Paris Saint Germain'de, o mesela Manchester United'ın başına gidebilir diye konuşuluyor. Doğru. Yeni sezonda. Oyuncudan istediği söyleniyor. Evet galiba. Ama hali hazırda bir takımı var. Hani takım çalıştırmayıp kenarda olan. Şimdi benim önümde bir liste. Açık Zidane. Yani Zidane Paris Saint Germain deniyor. Zidane için. Doğrudur. Öyle çok 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 üst düzey yok. Şimdi listeye bakıyorum. Hani söyleyeceğim birkaç isim ama yok, onların en üst düzey denmez. Evet, Jesus Löw zaten Fenerbahçe. Evet, o zaman hemfikiriz. Evet. Kalmamış. Kalmadı yani. Yani. Premierlik hepsini kara delik gibi çekti. Solskjaer, Setien, Valverde.
Jesse Marsh, Benitez, yani. Fonseca hani. Yok. O da en üst seviye değil yani, tabii ki. Bir alt. Wolverhampton'a gider en fazla. Fonseca, yes. Wolverhampton. Bakıyorum. Yok, evet. Kalmamış ya. Kalmadı öyle. Niye? Hepsi takım. Hepsi. Çekti çünkü Premier Lig hepsini. Prandelli de boştaymış. Evet. Boştaki liste var şu an. O da Genova. Önümde. Genova'ya mı gider? Daha onlar yeni teknik adam değiştirmediler mi? Neyse, evet, bu güzel bir detaymış bu arada. Fatih Terim şu anda boştaki teknik direktörlerden bir listede önüme çıktı. Evet. Durum bu. 9.37 son bir araya gidelim. Aradan sonra artık toparlayacağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Son bölümdeyiz. Ben son 3-4 dakikaya konsantre olamayabilirim çünkü Ali abi burada koltuğunu düşürdü. Kendisi de espri yaptı. İkinci katip seviyesine düştüm diye. Çocuk gibi şu an yanımda. İlkokul çocuğu gibi oldun Ali abi. Masalarda böyle oturdum. Vallahi yani. Çok küçük. Hoşuma gitti böyle. Neyse bakalım, inşallah. Barış abi gelsin, onu da güldüreceğim böyle. Evet. Böyle oturacağım. Bu arada sen gerçekten şu anki duruşunun farkında değilsin bence. Yok, tam işte, anlamadın yani. Evet, yok. Dışarıdan gözüktü. Kadayla çok garibime gitti. Neyse. Şöyle kapatalım. Birkaç haberle kapatalım her zaman olduğu gibi. Şimdi az önce Mustafa Tağ bir infografik paylaştı. O çok iyi yapıyor bu işleri, yurt dışındaki bu tarz paylaşımları bizlere taşıyor. Bugünkü Salzburg ve Bayern maçında teknik direktörlerin yaş toplamı 67. Bir tarafta 87 doğumlu Nagelsmann var Bayern Münih'te, ki o da önemli potansiyelli bir isim. Diğer tarafta da Matthias Jaisle. O da 88. Benle aynı yaşta. Toplam kaç? 89'u mu hatta? Yaşları da toplayamadım gerçi de. İkisinin toplamı 67 ediyor. Gerçekten futbol için çok küçük teknik direktörler. Hani 67 dediğin zaman Fatih Terim, Jesus, Şenol Güneş tarzı teknik direktörlerin yaşı var. Ama bu iki isim bu genç yaşlarında önemli takımlarda görev alıyorlar. Özellikle Nagelsmann'ki zaten çok büyük bir hikaye. Salzburg'da da Yalçı'da yavaş yavaş futbol dünyası onun ismini duyacak. Bu açıdan da güzel bir karşılaşma. Evet, burada bir futbolda son yıllarda bir değişim var. O değişimde işte özellikle Almanya çıkışlı akademilerde bu kadar genç isimlerin başarıyla mezun olması, onların şans bulması, buldukları şansı iyi değerlendirmesiyle alakalı. Bu isimler futbolculuk kariyerlerinde ya erken sakatlanıyorlar ya istedikleri yere gelemiyorlar. Ondan sonra bu akademiler çıkışla beraber tabii çok iyi bir eğitim, çok kaliteli bir eğitim ve o fırsatı da az önce söylediğim gibi değerlendirdikleri noktada böyle ilginç istatistikler ortaya çıkıyor. Buna biraz daha alışacağız yeni dönemde. Ha, bu şu demek değil, tamamen artık böyle olur demek değil. Neden? Çünkü işte futbolcular kariyerlerini bitiriyorlar. Artık kariyerler de uzadı. Kariyerler uzadıktan sonra belki bir iki sene boşluk hazırlama, ondan sonra teknik direktörlüğe adım. Dolayısıyla teknik direktörlük neden biraz daha hani olgun insanların işi? İşte bu sebepten dolayı. Çünkü hemen hemen tüm teknik direktörlerin uzun bir futbol kariyeri oluyor. Ondan sonra çok iyi noktalara gelene kadar tecrübe ettikleri yıllar oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Emre Belezoğlu son dönemin en parlayan yerli teknik adamlarından bir tanesi. Adam 40 yaşına kadar futbol oynadı. Evet. Hani 32 yaşında da başlayamadı ki teknik adamla. 32 yaşında Emre Belezoğlu futbolun tam göbeğindeydi. Ligin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesiydi. Dolayısıyla böyle isimleri de göreceğiz ama işte Emre Belezoğlu gibi örnekleri de göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi yani Atiba mesela teknik direktör olmak istese yani 60 yaşında falan Süper Lig takımına gelir. Eğer altlıklardan başlasa hani. Bir de yardımcı bir desen. 5 sene yardımcılık yapayım desen. Düşünse. Şimdi böyle bir durum var. Hani şimdi, Iniesta hala oynuyor değil mi? Evet. Mesela belki Iniesta çok büyük bir teknik adam olacak. Hala Japonya'da oynuyor. İşte İspanya'daki şarap bağlarına şey yapıyor, para kazanıyor orada onu finanse etmek. Pirlo örneği vardı en son. O da işte uzun yıllar futbol oynadı. Sonra Juventus'un başına geldi. Çok hızlı oldu onun, evet, da Juventus başına gelme süreci ama şimdi o da boşta. Tabii bir de dediğin gibi de oluyor. Gidiyor mesela bir takıma, başarısız oluyor. Bir boşluk dönemi oluyor değil mi? Bir iki sene. Evet, aynen. Şimdi mesela Salernitana teklif yapmış Pirlo'ya. Serie A'nın sonuncusu. Pirlo da gülerek cevap verdi. Şimdi yani aynen. Juventus'un başından Salernitana'ya. Tabii çok hatalı bir kariyer başlangıcıydı Pirlo için benim gördüğüm.
ama şimdilik pek yani aslında bütün gitmiyor. Bu örneklerle anlatmak istediğim çok fazla takılmamak gerekiyor yaşa. Hani bir farklı örnek gördüğünüz zaman da onun tek doğru yol olduğuna bizde böyle bir romantiklik var. İşte bak orada 32 yaşında teknik adam var. Ya 32 yaşında teknik adam var da adam hangi yoldan geçmiş? Onun gibi kaç tane var? Onun gibi kaç tane dahi var? İşte Tedesco da oradan çıktı. Tedesco pek ortalarda yok. Evet, o Rusya'ya gitti, geldi. Sonrasında Leipzig'e döndü de uzun süre kalabilecek mi belli değil. Anladın mı? Pek ortalarda yoktu yani. Nagelsmann gibi bir kariyer çizgisi gelişmiyor. Hı. O yüzden de bizdeki futbol romantikleri bak işte oradaki 32 yaşındaki teknik adam burada 60 yaşında hala teknik. Ya öyle değil. O özel bir adam. Onun gibi de olacak ileride. Yaşlı olup başarılı olan da olacak. Önemli olan doğru seçimi, doğru teknik adama gitmek. Ama şöyle bir gerçek var. İşte sen de bunu zaman zaman dile getiriyorsun. Süper Lig'de de mesela bu kadar genç olmasa da şu an 40'lı yaşlarında olan, tabii, 45-50 arasında olan birçok teknik adam daha fazla şans bulmaya başladı. Bu da normal. Çünkü onların da zamanı geldi. Yani nasıl ki birilerinin zamanı bitiyorsa onların da zamanı geldi şimdi. Hani şimdi Sergen Yalçın şampiyon olana kadar kaç tane takımda çalıştı? Onu da unutmayalım. Kaç tane yer gezdi, kaç tane takım gezdi? Unutmayalım yani. O belli bir süre çalıştı. Fırsatı buldu, değerlendirdi. Artık onların da zamanı geldi. Okan Buruk, Erol Bulut, bu bahsettiğimiz tüm teknik adamlar. Hatta Ömer Erdoğan, işte, İlhan Palut. Ömer Erdoğan, aynen. Onlar hep aynı benzer yaş grubundalar. Orada bir Farioli yine yaş olarak diğerlerinden ayrılıyor. Evet, Farioli bu az önceki Yaysin'in Nagelsmann'ın 30 grubuna yakın. Çok daha yakın bir örnek. Son haber de, onu da paylaşmadan bitirmeyelim. Sabah gazetesinde Volkan Demir imzalı. Bielsa ile sıcak temas demiş. Löw liste başı, ancak son dakika şoku yaşamak istemeyen başkan koç sürpriz bir şekilde Bielsa ile de görüşme yaptı denmiş. Haberin detayında Bielsa'nın şartlarının sorulduğu, Arjantin teknik direktörünün de sözleşmesinin bu sezon bittiği, sezon sonu yani boşa çıkacak Bielsa. Leeds United'da çok iyi gitmiyor bu sezon. Değil mi yani? Leeds'in Bielsa ile devam etmeyeceği yönünde bir düşünce var genel olarak. Evet, o yüzden boşa çıkacak. Bielsa kalibresi, seviyesi demişken de bir başkan olarak Ali Koç gündeme gelmemesi de olmazdı. Bakalım. Tabii, gecikmeli de olsa öyle bir gerçeklik olabilir. Tabii gelirse çok fayda sağlar mı, sağlamaz mı? Biz yine reklam arasında ayrı bir program çekiyoruz burada. Onu konuştuk Ali abiyle. Ali abi pek ümitli değil mesela Bielsa'nın gelip etki edeceğinden. Yani ben de çok zorlanacağını düşünüyorum ama ayrı bir renk katar. Türkiye'de hangi takıma gelirse gelsin. Yani ben isterim bir futbol sever olarak Bielsa'yı Türkiye'de görmek, futbolcunun onun idmanlarından sonraki hallerini öğrenmek, maçlardaki performanslarını, çünkü çok değişik sekanslar izletiyor bize, böyle sosyal medyaya düşecek tabii şekilde. Onu anlamaya çalışmak bile, ne yaptığını anlamaya çalışmak bile ayrı bir keyif. Aynen, büyük bir keyif. Onu yakından gözlemlemek çok benim açımdan iyi olur. Bakalım olacak mı, yoksa Löw'le yeni sezonda görecek miyiz Fenerbahçe'yi? Evet, 9.49 bugünlük programı da bitiriyoruz. Herkese teşekkürler. Yarın günlerden Perşembe, Perşembe demek konferans ligi ve Avrupa Ligi demek. Şimdilik Fenerbahçe sahaya çıkacak. Playoff turunda Slavia Prag konuk edecek. Orada da gelişmeler vardı aslında ama bugün programda öyle konusu açılmadı. Yarın daha detaylı konuşuruz. Eksikleri var çünkü, giden oyuncuları var. 2022'ye pek iyi başlayamayan bir Slavia Prag var. O maçla ilgili detayları, Fenerbahçe'deki gelişmeleri de değerlendirelim. Şampiyonlar Ligi maçlarına bakarız. Gelişen yine spor haberlerini değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertüm, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.